Önce bir şey usulümüz var. Ufak tefek bir açıklamalar yapıyoruz hocam. Tabii. Konuşmacımızı Buyurun. tanıtıyoruz. Ondan sonra başlıyoruz. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Sağ olun. Onur verdiniz. Hepinizi selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Alışkanlık üzere önce konuşan hocamızı tanıtıyoruz. Yalnız bir şey tekrar duyurayım. Bir yanlış anlama oldu bu hafta. Daha önce bir ay gibi filan saat 8'de yapıyorduk toplantılarımızı. Şimdi 9'da yapmaya başladık. Bundan sonra da 9'da devam edeceğimizi söylemeliyim. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bazı şeyler arkadaşlarımız cumartesi günde yer kalmadığı için hafta içinde ancak programımıza yerleştirebildik. Bu ayın 7'sinde doktora eğitimi üzerine Tarsus Üniversitesi Rektörü Orhan Aydın konuşacak. Onu da söylemeliyim. Yani 7'sine oluyor, salı akşamı oluyor. Yine 21'de aynı saatte. Bir şey daha söyleyeyim. Haftaya cumartesi akşamı bu saatte, yani 11 Haziran'da üniversite anlayışında tarihsel değişimler diye Alim Arlı adında İslam Teknik'ten bir arkadaşımız konuşacak. Şimdi Edebe Hocam'ı kısaca, çok kısaca tanıtacağım. Arkasından sözü kendisine bırakacağız. Profesör Doktor Edebe Sözen, 82 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 84 yılında İstanbul Üniversitesi'nden yüksek lisans, 89 yılında doktorasını aldı. 85 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde göreve başlayan Söze, 2007 yılına kadar öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1991-93 yıllarında doktora sonrası çalışmalar için University of Wisconsin'da Madison, Amerika Birleşik Devletleri'nde İletişim Sanatları bölümünde post doktora yaptı. 2003-2006 yılları arasında Anadolu Ajansı'nda yönetim kurulu üyesi görevini üstlendi. 2007 yılında AK Parti'den İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2009-2011 arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi, NATO Parlamenter Asamblesi ve İnsan Hakları Komisyonlarında çalıştı. 2012 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden geçen Sözen burada pek çok idari görevde bulundu. İletişim Fakültesi'nin kurucu dekanı, 2018'de rektör yardımcısı, 2019'da ise rektör oldu. Halen Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimlerinde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmekte olan Sözen, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğini ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmekte olup, alanında 9 kitap olmak üzere 100'e yakın ulusal ve uluslararası makalesi bulunmaktadır. Edip Hocam buyurun, söz sizin. Konuşmanızın başlığını söyleyeyim. Gelişim ve rekabet stratejileri açısından üniversiteler başlıklı konuşma seni yapacak Edip Hocam. Buyurun Edip Hocam, söz sizindir. Çok teşekkür ederim Durmuş Hocam. Ben hocalarımı, meslektaşlarımı, sevgili gençleri sevgi ve saygıyla selamlamak isterim. Herkese iyi akşamlar dilerim. Böylesine güzel, esintili, püfür püfür bir Haziran akşamıyla programımızı ikame ettikleri için ayrıca müteşekkirim. Hakikaten bu süreçte bir fedakarlık olarak da değerlendiriyorum bu online toplantıları yapmanızı, katılımların gerçekleşmesini çok önemsiyorum ayrıca da. Şimdi ben aslında bir beşeri bilimciyim. Biraz önce özgeçmişimi okuduğunuz gibi interdisipliner alanlarda çalıştım. Sosyoloji, iktisat sosyolojisi, uluslararası ilişkiler, daha sonra uzunca bir süre iletişim bilimleri. Ama tabii sosyolojiye sadakatim hiçbir zaman bitmedi. En son da üniversitemiz Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimlerinde yaklaşık 3 aydır görevimi sürdürmekteyim. Neden böyle bir teknik başlık seçtim? Uzun yıllar yöneticilik yaptım üniversitelerde ve diğer
çevrelerde. Yöneticilik ister istemez sizi bu teknik konulara yönlendiriyor. Zaten bir radikal sosyolog olan bir Fransız radikal sosyolog Jack Ellul'ün de kocaman yazmış olduğu bir kitap var. Teknoloji toplumu diyor, içinde yaşadığımız topluma. Hakikaten. Hocam ben sesinizi alamıyorum ama acaba benim bilgisayarımdan mı veya sizde bir ses sorunu var mı acaba? Ses gelmiyor hocam. Sesim değil mi? Sesim geliyor değil mi? Şu anda geliyor hocam. Evet. Bu sebeple bir beşeri bilimci olmama rağmen bir teknik konuyu seçmeminde gerekçesini kısaca açıklamış oldum. Şimdi ünlü filozof, düşünür, siyaset bilimcisi, Basra'da yaşamış Maverdi var biliyorsunuz. Maverdi toplumları ikiye ayırır veya insanları ikiye ayırır. Bildiğini bilenler, bilmediğini bilenler. Bunun ben çok önemli bir tanım olduğunu hep düşünürüm ve bu tanımı çeşitli yerlerde de kullanmaya, çeşitli metinlerde de kullanmaya çalışırım. Burada da üniversitelere uyguladığımda üniversiteler bilgi üreten kurumlardır ama bilgi üretmek zorunda olduğunu bilen üniversiteler, bilgi üretmekle beraber bilgiyi belli bir stratejiyle üretmek durumunda olduğunu bilen üniversiteler diye de ayırmanın en azından benim için kolay bir yol olduğunu söylemek isterim. Evet, üniversiteler bilgi üreten kurumlardır ama 21. yüzyılın ya da 20. yüzyılın sonundan itibaren bilgi toplumu tanımlaması bize sadece bilgi değil, aynı zamanda üniversitelerin araştırma geliştirme birimleri, üretim geliştirme birimleri ve teknolojik yenilikleri, inovasyon dediğimiz alanları takip eden bir anlayışa da sahip olmasını zorunlu kılıyor. Yani artık bugün üniversite dediğimizde bilgi artı arge artı ürge artı teknolojik bir yapılanmadan ya da böylesi bir kurumdan söz ettiğimizi ifade etmem lazım. Özellikle 19. yüzyıl hepimizin bildiği gibi sanayi kapitalizminin egemen olduğu bir yüzyıl idi. Toplumlar sanayi toplumu olarak değerlendiriliyorlardı. Ve toplumların özellikleri de buna göre belirleniyorlardı. Ve üretim elbette ki fabrika merkeziydi. Yani üretim seri olarak ve işte stoklarda bekletilecek şekilde ya da dağıtılacak şekilde fabrikaya endeksli idi. Ekonomide dediğim gibi sanayi kapitalizmi olarak değerlendiriliyordu. Fakat 20. yüzyıl sonu ve 21. yüzyıla geldiğimizde fabrika merkezi toplumların kampüs merkezi toplumlara dönüştüğünü görüyoruz. Yani bilginin üretildiği kampüslere geçtiğini görüyoruz. Ve bilgi artık sermayenin bir anlamda kendisi, üretilen bilginin kendisi. Şimdi gerek ülke içindeki rekabet, gerek küresel rekabet, bilgiyi ve tabii bunun yanında çokça sözünü ettiğimiz enformasyonu elinde tutanlar ile enformasyonu, bilgi ve enformasyonu elinde bulundurmayanlar arasındaki bir mücadele. Yani tıpkı Marx'ın belki daha önce ifade ettiği gibi işte mülkiyeti elinde bulunduranlar ve mülkiyete sahip olmayanlar arasında nasıl bir sınıfsal mücadele varsa bugün de gerek küresel rekabetin gerek yerel ve ulusal rekabetinde bilgiyi elinde bulunduranlar ve bilgiyi elinde bulundurmak isteyenler ya da bulunduramayanlar arasında gerçekleşiyor. Peki bu bilgi dediğimiz şey duragan bir şey değil elbette ki. Bilgi dediğimiz şey de tıpkı sermayenin kendisi gibi mobilizasyona tabi olması gereken bir ne diyelim böyle bir nesnel bir durumu var. Yani mobilize olmadığı takdirde bilginin de çok bir ehemmiyeti yok. O yüzden toplumda her şey mobilize olduğunda anlamlı hale geliyor. Ve bu mobilizasyon tabii ister istemez
milli gelirdeki artış, ihracat kalemlerinin artması, kalkınma süreçleri, kentsel rekabet, toplumsal rekabet, toplumsal refah, nitelikli iş gücünün kazanımı gibi süreçleri bize bilginin üretimi bir anlamda sağlıyor. Ben şöyle bir şey çıkarmıştım bu şeyi yazarken, bu toplantıya ilişkin notlarımı alırken. Dedim ki yani bilginin kendisini biraz tabii somut özellikleri çok yüksek olan bir kavram. Peki bunu daha niceliksel bir hale getirdiğimizde, kilogram birim fiyatını değerlendirdiğimizde, diyelim ki betonun kilogram birim fiyatı, bilgi üzerinden değerlendirme yapıyorum, birdir mesela, bir olarak değerlendirebiliriz. Bunun yanında demir çelik 5'tir, alüminyum 150'dir. Çünkü bunları ortaya koymak için bilgi gerekiyor. Otomobil daha üst düzeyde bir bilgi gerekiyor. Bunun birim fiyatı 10 binle diyelim ki 15 bin arasında. Bir savaş uçağının bilgi fiyatı 1 milyon. Bir uydunun bilgi fiyatı 10 milyon. Silikon çipinin bilgi fiyatı 400 milyon gibi bir takım küresel hesaplamalar da yapılıyor. Yani bilginin dahil olduğu daha sofistike ürünlerin ortaya çıkmasında pahalı bir sürecin olduğu hemen göze çarpıyor. Bizler üniversiteleri gerek yönetici kadrolarda olsun, gerek üniversitelerin fakültelerin kuruluş aşamalarında olsun bir takım analizler yaparız elbette ki. Ve bu analizleri yaparken artıları, girdileri, maliyetleri, faydaları, finansal durumları üzerinde de düşünürüz. İşte biz bunların hepsine bir bilgi ekonomisi başlığında toplamanın elzem olduğunu da biliriz. Yani bilgi üretenler aynı zamanda bilgi ekonomisini de yönetirler ve yönlendirirler. Şimdi tekrar konumun başlığına gelecek olursam, yani gelişimci ve rekabetçi üniversiteler nasıl rekabetçi olunur sorusunu ağırlıklı sorarsam eğer, öncelikle şunu söylemek lazım. Üniversitelerin böyle bir stratejisi olması lazım. Yani nasıl gelişirim, nasıl diğer üniversitelerle rekabet edebilirim stratejisine sahip olması lazım. Bunu da zaten üniversiteler çoğu zaman yapıyorlar. Bir takım işte 2 senelik programlar yapıyorlar, 3 senelik stratejik eylem planları hazırlıyorlar ve tabii bunun da icraata aktarılması noktasında bir takım çalışmalar gerçekleştiriyorlar. İşte burada çok önemli olan bizim için bir örgütsel yapılanma, tabii ki rekabete dayalı bir üniversite olmak aynı zamanda bir örgütsel yapıyı da ortaya koymak demek. Ne olması lazım? İşte kalite değerlendirilmesinin yapılması lazım. Son yıllarda bu üniversitelerde zaten YÖKAK tarafından da değerlendirilen bir süreç. Performans kriterlerine sahip olması lazım. Yani performans deyince aklımıza sadece akademisyenin performansı gelmesin. Ne kadar inovatif olduğu, ne kadar teknolojik yatırım yaptığı, öğrencilere yönelik ne tür harcamaların gerçekleştiği gibi bir takım özelliklerin var olması lazım. Yani üniversitenin örgütsel yapılanmasında kalite önemli, performans önemli, dışa açık yönünü ortaya koyabilecek şekilde imajı önemli ve tabii bizim için her zaman çok önemli bir kriter, o da itibari kimlik dediğimiz üniversitenin itibari kimliği. Rekabet etme koşullarını ortaya koyarken gerçekten bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer örgütsel aşamada, yani üniversitenin örgütlenmesinde bir diğer özellik, kaynakların ne olduğu ve kaynakların bolluğu ve kıtlığı arasında bir tercih yapabilmek. Kaynak bolluğu deyince bizim aklımıza veya kaynakların dağılımı, yelpazesi dediğimizde bizim aklımıza gelmesi gereken şeyler elbette ki kamu bütçesi kaynakları. Tabii bu vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri için gerçekten çok keskin bir ayırıma sahip, kamu bütçesine sahip olmak. Vakıf üniversiteleri için belki bağış gelirleri çok daha önemli, öğrenim ücretleri önemli, araştırma ödenekleri önemli. Bunun yanında yine örgütsel yapılanmanın temel ayaklarından biri yeteneklerin değerlendirilmesi. Yani yetenek yoğunluğu veya yetenek azlığı diyebileceğimiz bir yelpaze var. Bu yelpazede de akademisyenler, öğrenciler, araştırmacılar ve uluslararasılaşma kriterleri başat rolü oynar. Şimdi bizim için bir örgütsel yapılanmada önemli bir özellik yönetişim ilkesi. Yani stratejik vizyon ortaya konurken
hakikaten yönetişim ilkesini benimsemiş bir üniversite anlayışına da sahip olmak lazım. Nedir burada? Esas önemli olan şey bir vizyon ortaya koyabilmek ve bu vizyonu ortaya koyarken de bir lider ekip kadrosuyla çalışabilmek. İşte üst düzeydeki yöneticilerden tutun da alttaki dekan hocalar, bölüm başkanları, ana bilim dalı başkanları gibi, üniversitenin araştırma merkezleri gibi alanlarda belli bir üniversite kültürünün de ortaya çıktığına biz şahit oluyoruz. Yani yönetişim ilkesi bir vizyonunuz olacak ama bu vizyon stratejik bir vizyon olacak. Yani içinde bilgi üretme, Ar-Ge, Ür-Ge ve teknolojik inovasyon çalışmaları olacak. Öbür taraftan da bunun oluşturduğu bir ekosistem diyorlar ya, şimdi bir ekosisteme sahip olması lazım. Bu ekosisteminde bir kültürel altyapısı var tabii. Bu altyapıda da her üniversite kendi üstünlüklerini öne çıkartacak şekilde kendini bir şekilde konumlandırmak durumunda. Şimdi üniversitenin bütün bu vizyon geliştirmesi, performansı, kalitesi, imajı, itibarı, her şey, bu bütün detaylar bize, bizim ne için biz bunları yapıyoruz? Gerçekten bizim yapmamız ve düşünmemiz gereken temel unsur öğrenciler. Öğrencilerin birer çıktı olarak öğrenciler, birer çıktı olarak araştırma sonuçları, birer çıktı olarak yapılan araştırmalardan elde edilen istatistik verilerin çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve bunun bilgi ekonomisi içerisinde değerlendirilmesi ve tabii ki gerek ülke bazında gerek dünya standartlarında nerede olduğumuza bakabilmek. Yani üniversitenin bütün bu vizyonuyla, rekabet stratejisi ve gelişim stratejisiyle ortaya çıkarmaya çalıştığımız önemli birkaç unsur var. Bu unsurlar bizi hakikaten üniversiteleri daha doğrusu çok daha önemli, çok daha etkili, çok daha rekabetçi bir hale getirebilir. Şimdi gelişimci ve rekabetçi üniversite dediğimizde aslında üniversitelerin temel olarak bütün dünya standartlarında belirlenmiş birkaç özelliği var. Ben bunu 10 başlık altında toparlamaya çalıştım. Mesela akademik başarı önemli bir kriterdir, önemli bir özelliktir. Gelişimci rekabetçi üniversite için önemlidir. Eğitim kalitesi çok önemlidir. Öğrenci memnuniyeti önemlidir. Araştırma sayısı, kampüs standartları, öğrenci başına düşen, pardon, akademisyen başına düşen öğrenci sayısı, web performansı, mezuniyet sonrası iş bulma kolaylığı, elbette ki akademik ve idari personelin maaşları ve yayın sayısı. Şimdi Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela akademisyen başına düşen öğrenci sayısı 10 ile 12 arasında değişiyor. 10, 12 ile 20 arasında değişiyor, pardon. Ülkemizde ise yapılan çalışmalardan gördüğümüz kadarıyla akademisyen başına yaklaşık işte 40-42-46 öğrenci düşüyor şimdi. Bu aradaki fark tabii ki bir anlamda gelişmişlik veya az gelişmişlik farkını da ortaya koyan bir unsur. Bunun yanında yine bu kriterlerin içerisinde dünya standartları içinde yer alan bir üniversite olmak. Bu konuda da dünyada farklı üniversiteler var. Farklı indeksler var. Bu indekslerin farklı sonuçları var. Ama ben biraz da yönümüzü Asya'ya doğru da çevirelim istiyorum. Özellikle oradaki üniversitelerde neler yapıyor? Mesela Şangay'da Chitan diye bir üniversite var. Jitong yazılıyor, Chitan diye okunuyor. Bu üniversite 2003 yılından beri dünya çapında en iyi 500 üniversitenin sıralamasını hazırlıyor. Yine Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nde de bu türden çalışmalar yapılıyor. Bizde ODTÜ'nün URAP araştırma merkezi var. Orada derecelendirme özelliklerine yer veriliyor. Bütün bunların dışında, yani bu endekslerin dışında, dijital dünyada da webometrics'ler var. Bu derecelendirmelere de bakmamız gerekiyor. Burada neye bakacağız? Arama motorlarında elde edilen sayfa sayılarına bakılıyor. Google Akademik Veri Tabanı, işte bizim de kullandığımız işte Google Scholar, Academy Edu gibi bir takım değerlendirme ölçütleri var dijital dünyada. Bu tür unsurları da değerlendirip bunlara bakmak gerekiyor. Şimdi farklı derecelendirmelere göre dünyada son 10'lu yıllarda 10 üniversite hep üst sıralarda yer almış. Mesela Harvard Üniversitesi,
İşte bir endekse göre birinci, bir endekse göre üçüncü ama hep ilk onda. Stanford Üniversitesi, John Hopkins, Toronto Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Londra Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, MIT, Cambridge, Yale, Princeton, Chicago gibi ülkeler, üniversiteler hep ilk ondalar. Şimdi son yıllarda yine Pekin Üniversitesi ve bu da Çince, yine Çin'den bir üniversite. Tsinghua diye telaffuz edilen, Tsinghua diye yazılan iki üniversite var. Bunlar da 16. ve 17. sırada son yıllarda yerlerini alıyorlar. Ama bunun yanında zannediyorum Singapur'da ve Endonezya'da da birer üniversite var. Bunlardan biri teknik üniversite. Onlar da son yıllarda yapılan derecelendirmelerde ilk 10'a girmeseler de ilk 15-16 içinde yer alıyorlar. Yine geçtiğimiz yıllarda bir haber vardı. Üniversitelerle ilgili haberler olunca ben onları hep kesip arşivime alıyorum. Mesela Stanford Üniversitesi'nin 2020-2021 yılı bütçesi yaklaşık 7 milyar dolarmış. Şimdi bu rakamı Türkiye'deki üniversitelerle karşılaştığımızda Türkiye'deki 126 üniversitenin bütçesine denk gelen bir bütçeye sahip. Yani bir üniversite tek başına 126 üniversitenin bütçesini içinde barındırabiliyor. Tabii bu bütçenin zenginliğinin de bir takım kriterleri ve kıstasları var. Şimdi bu üniversitelerin web sayfalarını açıp baktığınızda hem itibari kimlik noktasında hem imaj noktasında şöyle şeyler karşınıza çıkıyor. İşte Nobel ödüllü 48 kişi Harvard'dan mezun oldu ya da Pulitzer ödüllü 50 kişi Harvard'dan mezun oldu ya da 32 siyasetçi ya da devlet insanı bu üniversiteden mezun oldu. Almış oldukları patent sayısı binleri aşkın. Artık sayfalar ilk size bu şeylerle, bu verilerle karşınıza bu sayfalar çıkıyor. Şimdi Türkiye'de özellikle son yıllarda teknolojiye yapılan yatırımlara verilen destekler de göz önünde bulundurulduğunda ilk patent başvurusu yapılan ilk üniversitelerden biri, ilk sırada yer alan üniversitelerden biri İstanbul Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, başvuru olarak söylüyorum yalnız. Benim de görev yaptığım Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi çok yüksek patent başvurusu alan üniversiteler. Bu da tabii ki bulundukları şehirlerin özelliklerini de dahil etmek lazım bu tür yüksek oranları ama üniversitenin de güvenilir bir ve itibarının iyi olması da bunda çok etkili. Maltepe Üniversitesi de 2019-2020 yılları arasında ilk 20 üniversite arasına girmiş patent başvurusu yapılan ilk 20 üniversitesi arasında hatta ilk 13. sırada almış olduğum nota baktığımda 13. sırada yer alıyor. Bu önemli bir üstünlük. Bu üstünlüğü sağlayan üniversitenin gerçekten bunun üzerinden stratejik kararlar alması ve yeni stratejiler üretmesi lazım. Şimdi gelişimci ve rekabetçilik stratejisinde de bir takım eylem alanlarımız var. Yani sadece fikir bazında, sadece akademik ve öğrenciler bir araştırma merkezleri bazında değil ama daha pratik olan alanlar da var. Yani daha uygulanabilir olan alanlar da var. Bunlar mesela öğrencilere yönelik eylemler, öğretim üyelerine yönelik eylemler. Hangi paydaşlarla ne yapacaksınız? Hangi sanayi kuruluşuyla neyi gerçekleştireceksiniz? Ya da hangi firmayla ne yapacaksınız? Ya da hangi kamu otoritesiyle ya da bakanlıkla diyelim hangi projeleri götüreceksiniz? Bu tür eylemlerden söz ediyorum. Öğretim üyelerine yönelik eylem, öğrenciye yönelik eylem, diğer paydaşlar dediğim sıraladığım unsurlar, kurumsal eylemler bizim için önemli. Bu eylemler elbette ki öğrenciye yönelik eylemler. Mesela ne olabilir? Öğrencilerin startup dediğimiz süreçte yani startup'lara geçmesi ya da teknoparkta öğrencinin çalıştırılması ya da mentorluk üzerinden üniversiteye yakın çevrelerde, sanayi birimlerinde ya da iş yerlerinde öğrencinin çalıştırılması ve orada onlara mentorluk edilen kişilerin seçilerek bir protokol sözleşmenin yapılması ki bunlar çok yapılan şeyler ve öğrenci için gerçekten çok verimli sonuçların ortaya çıktığı çabalar ve eylemler olarak kendini çok iyi bir şekilde gösteriyor. Öğrenciye ödev ve ders
ya da seminer vermek yerine öğrenciye projeler vermek ve küçük projeler, büyük projeler, orta ölçekli projeler bizim üniversitelerde hocalar olarak öğrenciye yapmamız gereken projelere öğrencileri ortak edebilmek, yani mikro projeler tabii bunlar, onları o alanda çalıştırmak, onların proje geliştirmelerini sağlamak. Biz mesela biraz daha tabii İstanbul dışında olan üniversiteler olarak baktığımda mesela İşkur'u alıyorduk kampüslerimize. İşkur'un ofislerini kurduruyorduk. Orada öğrencilerimiz çalışıyordu. Çok memnun oldukları öğrencileri daha sonra belli sürelerde istihdam edebiliyorlardı. Belli süreler, işte ilk 3 aylık bir süre maaşlarını da vermek kaydıyla. Daha sonra işte kurumla da anlaşılırsa daha sonra o elemanlar kadrolu olarak ya da sözleşmeli olarak, kadro demeyeyim Batı Üniversitesi'ne ama sözleşmeli olarak işe alımları gerçekleştirilebiliyordu. Bütün bu imkanları çok iyi bilmek ve kullanmak, bilgi ekonomisi içerisinde bunlara değer vermek önemli sonuçlara vesile olabiliyor. Tabii bunun yanında yine ben bu şeyi hazırlarken sunumu dedim ki acaba öğrencilerimize ya da hocalarımıza da bilgi paylaşımı yaparken hangi birimlerle staj yapmamız mümkün? Tam o esnada Anadolu Ajansı'ndan bir arada hocam öğrencileriniz varsa yönlendirin biz dedi, işte şu kadar sayıda 10-15 kişi staj için dedi öğrenci arıyoruz. TRT ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde yine en azından bir üniversiteden ya da bir fakülteden 10-15 tane öğrenci alabiliyorlar. Yakın tarihte bitiş süresi olmasına rağmen Türk Devletleri Teşkilatı var. Oraya da bakmıştım ben. Özellikle Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, siyaset bilimi öğrencileri gibi öğrencileri de staj imkanı açmış görünüyorlar. Türk Devletleri özellikle şu açıdan çok önemli. Bilgi görgüyü arttırmak açısından o dünyaların aynı dili paylaşan diyelim ya diyelim o dünyalarda ne tür özellikler var? Onları görmeleri ve gözlemlemeleri açısından önemli. Yani az bir sayı da değil, az boz bir sayı da değil. 45 şey yakın neredeyse şey var. Türk Devletleri Teşkilatı'nda yer alabilecek. Şu anda resmi olarak sayı az ama zannediyorum 8-9 tane ülke var orada. Ama bugün saymaya kalktığımızda yaklaşık 45 ülke. Bu 45 ülkenin benzer özellikleri var. Nasıl ki Avrupa Birliği işte 28 üyesiyle neredeyse dünyanın ikinci kararlarını verecek konumda kendisini görüyor. Oralarda öğrencileri yönlendirmek, oralarda öğrencilerin bilgi ve görgülerini arttırmak elbette ki çok önemli sonuçlara vesile olacak. Ben 90'lı yıllarda Amerika'da idim. Orada doktora öğrencilerin büyük bir kısmı, bakın 90'lı yıllar dediğim 30 yıl öncesi. Hocaların büyük bir kısmı araştırma burslarıyla bölgeye gönderiliyorlardı. Ben kaç tane şey biliyorum, Özbekistan'a gelen, Kırgızistan'a gelen, Kazakistan'a gelen, oralarda araştırma yapan ve tabii o raporları bir şekilde Amerikan üniversitelerinde değerlendiren ve hatta oralarda araştırma şeylerini fonlayan, bunlara çok büyük katkılar sağlayan bir anlayış vardı. Tabii daha sonra o Orta Doğu'ya yöneldi. Orta Doğu'dan sonra şimdi Asya çalışmaları, Orta Doğu şeyleri daha sonraki süreçlerde gittiğimde Orta Doğu merkezi, şey merkezi nerede, Orta Doğu merkezi nerede, Orta Doğu merkezi kapandı. Ne yapıyorsunuz? Şimdi artık Asya çalışmaları yapıyoruz. Bir Asya'dan öğrenci alıyoruz. Özellikle Japonya'dan, Asya'daki ülkelerden öğrencilere inanılmaz burslar veriyorlar. Yani ülke politikasıyla bilgi ekonomisi bir anlamda birlikte çalışıyor. Neden? Çünkü stratejik bir süreç var, stratejik bir anlayış var. Yani ülkenin yararına olabilecek ya da ülkenin yayılmasına vesile olabilecek bilgiye ihtiyaç olduğu için bilgiyi çok rahat bir şekilde ne yapıyor? Elde etmek için araştırma fonlarını o ülkelere yönlendiriyor. Bu da tabii belki büyük ülkeyi ülke yapan kriterlerden biri. Yani oradan gelen raporu ülke siyaseti adına kullanmak da önemli bir maharettir diye düşünüyorum. Tabii bu eylemler içinde akademik eylemler, akademisyenlere sunulan eylemler kategorisinde hepimizin bildiği gibi özellikle bilimsel araştırma projelerine verilen
destekler var. Bu her üniversitenin yapması gereken olmazsa olmaz koşulu. Biraz önce ifade ettim işte Özbekistan'a, Kazakistan'a bundan 30 yıl önce hocalar gönderilirken inanın gazoz parasının bile faturasını getir diyorlardı ve biz öderiz. Yani yeter ki sen orada iyi çalışma yap, iyi gözlem yap, bize iyi rapor hazırla. Yani bırakın artık oteli moteli ya da vermiş olduğu şahsi bursu, dediğim gibi 1 liralık gazoz parasını ya da 1 liralık ayran parasını bile faturasını getir, onu da ödemeye razıyım diyen bir anlayış. O yüzden öğretim üyelerini teşvik edecek bu tür teşvikler gerçekten çok önemli. Ondan sonra hakemli dergilerde yayın yapmasını teşvik edebilirsiniz. Ondan sonra işte endeksli yayınlar yapmalarını hocalardan gönül rahatlığıyla isteyebilirsiniz. Buna yönelik olarak bazı üniversitelerde akademik personeli geliştirme adına da bir takım birimler kuruluyor. Yani sadece BAP değil, daha geniş bir başlık altında, daha geniş bir havuzda işte staff development denilen birimlerin de var olduğunu biliyoruz. Yeter ki buralarda ve araştırma uygulama merkezlerinde iyi çalışmalar ortaya konabilsin. Tabii ben üniversitenin her zaman özellikle son onlu yıllarda kalbi olarak gördüğüm yerleri teknoparkları ve TTO'larıdır. Buralar üniversitenin aslında anahtarlarıdır. Yani buralardan her kapı çok rahatlıkla açılabilir. Hem buralarda öğrencilerin çalışmasını sağlamak, hem ARGE çalışmaları yapmak, hem ÜRGE çalışmaları, üretim geliştirme çalışmaları yapmak, kurumsal, akademik, sosyal, ekonomik bir yapıyı da, bir ekosistemi de inşa edecek olduğu için üniversitenin vizyon değiştirmesine veya stratejik vizyonunu ortaya koymasına çok büyük bir alan açar, çok büyük bir kapı açar. Yani ekosistemimiz değişti. Bu değişimi yakalayanlar bilgi ekonomisine sahip olanlar, bu değişimi yakalayamayanlar bilgi ekonomisinin arkasında kalanlar olacak. Daha büyük bir ekonomik tanımlarsak eğer, böyle bir süreç var. Şimdi ben Wisconsin Üniversitesi'nde post doktora çalışmalarımı yapmıştım. Arada bir bakarım Wisconsin Üniversitesi'nde. Ben gittiğimde birkaç kampüsü olan bir üniversiteydi. Fakat şimdi bakıyorum 26-27 yerde kampüsün farklı binaları ve farklı çalışmaları var. Ve kendilerine iki şey belirlemişler. İki hedef belirlemişler. Bu hedeflerden biri, ikisi de etkiyi ölçen hedefler. Yani etkili olması gereken hedefler. Bir, kişiler üzerindeki hedefler, iki, ekonomik genel sistem üzerindeki hedefler. Yani diyor ki ben burada bir kampüsüm, benim 25-26 tane ayrı birimim var. Ben bu ülkeye ekonomik bir katkıda yapabiliyor muyum, bulunabiliyor muyum gibi. Ya da burada yetiştirdiğim öğrencileri gelecekte onları takip ettiğimde onlara vermiş olduğum eğitimin ne tür bir değere denk geldiğini ölçümleyebiliyor muyum diyor. Ve hakikaten bu ikisinin de mesela ölçümlemesini yapmışlar. Wisconsin Üniversitesi, Wisconsin eyaletinde 345 milyarlık bir ekonomisi var eyaletin. Üniversitenin bu eyalete yapmış olduğu katkı ekonominin %9'una denk geliyor. Biz üniversitelerde bu tür şeyler, etki analizleri tabii yapmıyoruz. Üniversiteler ancak kendi idari yapılarını veyahut akademik yapılarını korumak, işte onların dönüşümünü sağlamakla mükellef gibi görünse de ülkesel katkı, kentsel katkının ne olduğunu çok iyi bilmiyoruz. İşte bunlar yapmış olduk ulusal istatistikli çalışmalardan. Bu da zaten bir üniversite, public bir üniversite, yani bir kamu üniversitesi, bir devlet üniversitesi. Şimdi oturuyorlar ve her sene neler yaptık, neler ortaya koyduk. Bu eyalete biz teknolojik anlamda ne verdik? Yani işte yeni tıp ürünleri, tıp teknolojisiyle ilgili ne verdik? Yazılımla ilgili ne verdik? Ne tür şirketler kurduk? Ki %9'luk bir artı değer kazandırdık eyaletin diyorlar şeyine, ekonomisine. Yani bilgi ekonomisini çok boyutlu düşünme safhasına gelmiş artık üniversiteler.
Ve kendilerini de konumlandırırken diyorlar ki işte bizim üniversite olarak bir ideyamız var. Bir fikrimiz var, bir düşüncemiz var. Bu ülkenin sosyoekonomik hayatına bir katkımız var. Ve bu katkıyı öğrenciler üzerinde de ve onların gelecekleri üzerinde de ölçümleme yaptık. Bu katkıyı görmek için diyorlar. Onu da şöyle belirlemişler. Mesela oradan bir öğrenci mezun olduğunda orada kalmayı ve oranın sanayi alanında ya da özel sektöründe çalışmayı kendine hedef edinmiş. Ve bunların oranı da gerçekten çok yüksek. Mesela öğrenciler mezun olduktan sonra 5 yıl kadar daha o eyalette kalıyorlar. Ve bu öğrencilerin toplamının neredeyse %80'ine falan denk geliyor. Yani bulunduğu yerde hani bizde öğrenci 4 yıl geldi mezun oldu hadi bana eyvallah ben gidiyorum dedi gibi bir yaklaşım yok. Orada üretime katkı sağlamaya ve bilgi ekonomisinin bir unsuru olmaya devam ediyor. Tabii bunlar gerçekten çok değerli, çok önemli çalışmalar. Yani etki analizi. Şimdi diyelim ki Türkiye'de 207 meslek yüksek okullarına dahil edersek zannediyorum 208 olması lazım. Üniversite var ve biz bunların etkisinin tam olarak ölçümleyemediğimiz için elbette ki etkileri çok fazla. Mesela Gaziantep Üniversitesi'ni ben çok yakından çalışma protokollerimiz vardı. Çok da güzel birlikte çalışmalarımız oluyordu. İşte bir göç enstitüsü kurmuşlardı. O göç enstitüsünden birkaç tane kitap çıkarttılar. Birkaç çalışma yaptılar. Oradaki göçmenlerin, Suriyeli göçmenlerin istihdam alanlarından tutun da işte onların sosyoekonomik yapıları, davranış modelleri vesaire bütün bunları incelemişlerdi ve bu onlara müthiş bir veri sunmuştu. O bakımdan önemli ya da onun dışında kanser araştırmaları yapan bir merkez Sanayi Bakanlığı'ndan neredeyse 70 milyona yakın bir para alıp o araştırmayı sonuçlandıracaklardı. Yani şehire olan katkısını bizzat somut olarak görebiliyorduk. Ama tabii bu tür etkileri... Edip Hocam zaman zaman kesiliyor acaba bir internette mi sorun var? Araştırma, kalkınma çalışmaları. Kalkınma çalışmaları araştırma ve uygulama merkezi kurmuştuk mesela. Orada şehirdeki bütün otoriteleri diyeyim yani başta Büyükşehir olmak üzere, İpek Yolu Kalkınma Ajansı olmak üzere paydaşlar olarak bilgilendirdik, paydaş olarak gördüğümüz için bilgilendirdik. Ve şehirde çeşitli toplantılar yaptık. Ve o toplantıların gerçekten şehirde çok büyük etkileri oldu. Hem İpek Yolu Ajansı'ndan destekler sağlandı. Valilik üzerinden destekler sağlandı. Büyükşehir bizimle çalışmak istedi. Oradaki bir takım şeyler, Teknopark'ta yapılan çalışmalar yönlendirildi. O çalışmalar da kalkınma çalışmaları doğrultusunda. Yani şehre dokunmak. Sadece dersliklerde kalmamak, sadece kampüs içinde kalmamak, şehre dokunmak üniversitenin temel misyonlarından, girişimci yönünü ortaya koymak açısından gerçekten çok önemli. Umarım inşallah bundan sonra Türkiye'deki üniversitelerin de büyük bir kısmı, evet kampüslerimiz çok güzel, harikulade, fizik imkanları çok iyi, kafelerimiz mükemmel, dersliklerimiz mükemmel, teknoparklarımız hazır. Ama işte bu süreçte bir stratejik belgelere, bir vizyon belgelerine ihtiyacımız var. Edip Hocam. Türkiye'de kalmazlar. Araştırma geliştirme projeleri vardır, üretim geliştirme projeleri vardır. Ben bir geçtiğimiz yıllarda Düzce Üniversitesi'ne gitmiştim. Düzce Üniversitesi'nin de çok güzel işte TTO Teknopark'ı inanılmaz ürünler üretiyorlardı. Yani işte organik ilaçlar, organik işte bir takım tarımsal ürünler gibi bir takım ürünler. Bunlar tabii çok önemli. Şimdi biraz önce Wisconsin'dan bahsettim. Wisconsin tarımsal alanları çok geniş ve özellikle süt ve süt ürünleri üretme bakımından neredeyse dünyanın ilk onuna giren ülkelerden biri. Tarım konusunda bütün öğrenciler neredeyse birer
şey olarak, çiftçi olarak bile yetiştirilebiliyorlar. Yani tarım fakültesinde ya da bizim eskilerin tabiriyle ziraat fakültesinde, eski dildeki tabiriyle ziraat fakültesindeki öğrenci bir çiftçi de olmak durumunda hissediyor kendisini ve öyle. Çünkü projesi öyle, eğitimden beklenen o kendisinden, yani şehre entegre olmuş bir üniversite anlayışı, bir üniversite fikrini de bizim bir anlamda, hani ne kadar teknopark desek de, ne kadar TTO desek de, bir anlamda yerleştirmemiz gerekiyor. Yani şehirle bütünleşen, bilgi ekonomisini şehre sunan ve hatta ileri boyutta ülkesine sunan üniversiteler 21. yüzyılın önemli üniversiteleri içerisinde yer alacak ve yer almakla da kalmayacak, öncü üniversiteler olacak. Ben tabii her gittiğim üniversitede farklı alanlarda çalıştım ama Maltepe Üniversitesi de gelişmekte olan bir üniversite. Bu gelişimci ve rekabetçi anlayışı benimsediği takdirde çok daha iyi konumlara gelme kapasitesine sahip bir üniversite. Biraz önce vermiş olduğum o patent başvurusu bile bir üstünlük ve hakikaten beklentileri karşılayacak bir üstünlük. Bu alanda çalışmalar yapması, TTO çalışmalarını yapması, teknoparklarda startupların hızlandırılması. Yani şimdi kaç tane öğrencimiz var? Bu öğrencileri girişimci kültürle destekleyip teknoparkta onların çalışmalarını sağlayabiliriz. Nasıl sağlayabiliriz? Bunlar seminerler şeklinde olabilir, kredi verme biçiminde olabilir. Bunları yaptığında öğrenci zaten işine de hazır bir hale gelmiş olacak. En azından işsizlik korkusunu bir anlamda üstünden atacak diye düşünüyorum. Benim söylemek istediklerim şeyler bunlar değerli Durmuş Hocam. 45 dakikadan fazla çok dikkat dağıtan bir şeydir. Sosyopsikolojik olarak kanıtlanmış bir şey. O yüzden ben burada keseyim. Sorular varsa ya da istişare edeceğimiz konular varsa onları burada katılımcı arkadaşlarla birlikte değerlendirelim derim. Çok teşekkür ederim. Edebi Hocam biz de çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Şimdi sorular bölümüne geçtik. Arkadaşlarımızın soruları veya ele almak istedikleri konular varsa veya katkı yapmak istedikleri, buyursunlar lütfen. Bir soru ekrana düştü ama hocam, eğer sizin görebiliyorsanız bilgisayarda bana oradan sorsanız daha memnun olurum. Bir dersen, ben de ben bakabilirim. Ben paylaşayım. Sesi söyleyebilir misin Orkun? Söyleyebilirim. Öncelikle çok teşekkür ederiz Edip Hocam. Ben sizin hocam. Yurt dışına araştırma ve yurt dışı, yurt içinde ARGE merkezlerinde öğretim üyelerinin görev alabilmesi bu kanun maddesiyle nasıl mümkün olabilir ki diye bir soru sorulmuş. Orkun Yıldız Hocam sormuş bunu. Orkun hocam. Yıldız Hocam, resmi gazetede yayınlanmış bir şey bu. Herhalde onu göndermiş. Evet sevgili hocam, ben hemen belirteyim. 10 Ocak 2018 tarihli itibariyle Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında görevlendirmelerde uygulanacak esaslara ilişkin yönetmelik değişikliği oldu. Bu yönetmelik değişikliğinde 5. maddesindeki A bendi şu şekilde: devlet yüksek öğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen 6 yıl çalışan öğretim üyelerine yurt içinde veya yurt dışında ARGE niteliğinde çalışmak üzere ilgili yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek 1 yıl süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanabilmesi için öğretim üyesinin 1. iznin sona erdiği tarihten itibaren askeri 6 yıl süreyle bir devlet yüksek öğretim kurumunda görev yapması gerekir. Şimdi sevgili hocam, bu doğrultuda hem ARGE merkezlerinde aktif bir şekilde öğretim üyelerinin yer alıp hizmet verebilmesi, hem de özellikle sizin bahsettiğiniz süreç, çok altını özenle çizdiniz, teşekkür ederiz. Patent lisansı alabilmek, araştırma gerçekleştirebilmek için yurt dışı networkleri çok önem teşkil ediyor. Yayın içinde bu şekilde. Ben hem kütüphane daire başkanlığı yapıyorum, hem öğretim üyesiyim. Artık üniversiteler Open Access'lerde de destek veriyor. Bir arada multidisipliner çalışmalarla veriyorlar bunu. Fakat bizim şu andaki mevcut durumumuzda bir doktor öğretim üyesine yurt dışında verilen fon
mezun olduktan sonra 4 yıl içerisinde alırsan ancak verilebilir diye birçok sınırlama da var. 4 yıllık süreçte verebiliyoruz diyor yurt dışında özellikle fonlarda. Fakat bu madde doğrultusunda tamamıyla rektörlere bırakılıyor izin ve 6 yıllık bir üniversitede, devlet üniversitesinde de çalışma şartı. Sorunuzun cevabını da mı siz veriyorsunuz? Lütfen sorunuzu sorun. Ben maddeyi açıklayıp durumu belirttim. Bu konuda siz nasıl bir süreçte stratejik olarak uygun görüyorsunuz hocam? Onu bir değerlendirebilirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Evet. Yani şimdi tabii orada bir 6 yıl şeyi var ama ben tabii onu şey yapmadım yani. Gerçekten bu şeyden haberim yok. Onu söyleyeyim şeyle açıkça söyleyeyim. Onu bir daha bakmam lazım şeye. Yani resmi gazetede yayınlanan şeyi iyice okumam lazım. Metni bir okuyayım isterseniz ben de ona göre cevaplandırayım. Daha şey olur. Daha doğru bir cevap vermiş olurum. Yani çok... zaten bir izin alıyorsunuz değil mi? Bir izin alıyorsunuz. Bunu kullanıyorsunuz. Ücretli izin alıyorsunuz. Bunu değerlendiriyorsunuz. Daha sonra döndükten sonra bir şey var. Hayır hocam, ilk defa izin alırken de 6 yıl şartı var. İlk defa izin alırken de 6 yıl şartı var. Peki hocam. Tekrarlar mısınız? İlk defa izin alırken de... galiba. Hocam ilk defa izin alırken de en az 6 yıl devlet üniversitesinde çalışmış olma şartı var. Ve derslerin herhangi bir şekilde de aksamama şartıyla verilebilir diyor. 6 yıl geçtikten sonra, devlet üniversitesinde çalıştıktan sonra. Evet, yani bunu belki de şey yapmak gerekiyor, hani bildirmek gerekiyor. Bu biraz şeyle tabii. Yani sizin ifade ettiğiniz gibi sıkıntılı bir durum. Ama işte orada biraz benim kafamı karıştırdı. Baştaki izin kısmı kafamı karıştırdı. Acaba şeyle mi olabilir diye düşündüm. Araştırma üniversiteleri olarak belirlendi ya üniversitelerin bir kısmı. Ona ilişkin bir şey olabilir mi? Hani İstanbul Üniversitesi gibi, Gebze Yüksek Teknoloji gibi. Uygulama bu. Üniversiteler araştırma olarak konumlandırıldı ya. Sevgili hocam, tüm üniversitelerde uygulanan durum bu. Herhangi bir farklılık gözetilmiyor. Hepsinde bu yönergeye göre izin veriyor. Hatta bazı rektörlerin şöyle yorumladığı da geliyor ilgili arkadaşlardan. O üniversitede 6 yıl çalışmış olma şartı da sağlıyor mu diye söylüyorlar. Eğer başka devlet üniversitesinde de oraya da geçiş yaptıysa onu da saymıyoruz diye izin vermiyorlar. Böyle bir kargaşa da var şu an. Evet. Evet. Bir kargaşa doğuracak. Evet. Doğuracak bir şey hakikaten. Çok iyi hatırlattınız bunu. Yani daha doğrusu ben bir görmemiştim onu. Bunun üzerinde bir şey yapmak lazım. Yani bir durmak lazım. İletmek lazım bunu. Tamam. Teşekkür ederim. Sıkıntılı. Yaparsanız Orkun Bey iletiriz bunu sonra. Şimdi evet, Durmuş Hocam belki yükü daha iyi bilir yapısı gereği. Tamam, Durmuş Hocam da belki bir katkı sunabilir, bilemedim. Geldiği gün araştırma için yurt dışına gönderemez devlet. Devletin de bir imkanı var. Yani şimdi bu burada sonra bu araştırma denilen şey illa yurt dışında mı yapılır? Yani akşam sabah yurt dışına gönderemiyor işte bu ülkenin bir şeysi var. 6 yıl çalışsın da diyor bir hak etsin öyle göndereyim diyor. Bunda hani çok şaşılacak bir şey olduğunda sanmıyorum yani. Dolayısıyla yani bunu yapanlar da herhalde onları düşünerek yazmış olmalılar diye düşünüyorum. İmkanı oldu mesela bir zamanlar. ÖSYM'den çok büyük bir kaynak aktardı YÖK. ÖSYM'nin birikmiş şeysi vardı. Ali Bey de burada, Ali Demir Bey. O da biliyor bu işi. O zamanın parasıydı 500 trilyon civarındaydı bu para. Ve yarım doçentleri bir yıl, diğer öğretim üyelerini 3 ay olmak üzere yüzlerce hocayı yurt dışına gönderdi YÖK. Öyle bir kaynak bulundu. Hani keşke kaynaklarımız çok olsa da 6 yılda değil de 6 ayda her zaman gönderebilse bir ülke. Ama ille de araştırma yurt dışında yapılır diye bir şey olduğunu da sanmıyorum. Türkiye'de de yapılır diye bakmamız gerektiğini düşünüyorum Orkun Bey.
Peki, ikinci bir soru var. Hasan Okuyucu Bey, hoca bir soru soruyor. Buyurun Hasan Bey, sesli sorarsanız biz de duymuş oluruz. Buyurun lütfen. Hocam iyi akşamlar diliyorum. Edip Hocam'a da teşekkür ederim sunumu için. Kameramla ilgili bir problem olduğu için açamadım, kusura bakmayın. Ben şimdi bu son söz açılmışken yurt dışına gönderilen hocalarla ya da ben de gittim bir miktar kaldım ama biz ıslahat fermanından beri gönderiyoruz yurt dışına ve bir türlü bir çözüm bulamadık yani bir şekilde. Yaralarımıza merhem olmadı. 200 senedir gönderiyoruz neredeyse. Halen daha ne kadar göndermemiz gerektiğini bilmiyorum ama bu üniversite sıralamalarında ben bir şey sormak istiyorum. Edibe Hocam'a konuya hakimiyetinden dolayı da biraz tebrik ederim. Şimdi farklı sıralama kurumları var. Çin'de, Amerika'da, işte Türkiye'de de URAP var. Ama bunların pek çoğu veri tabanı olarak Clarivate'in kullandığı, yani Google'ın sahip olduğu veri tabanını kullanıyorlar. Evet. Yani yine hepsi Amerika'dan veri tabanı, veri alarak sıralama yapıyorlar. Evet. Biz de Amerika'daki o veri tabanlarına veri yetiştirmek için üniversiteler canhıraş çalışıyoruz. Evet. Mesela bizde 1200 tane ARGE merkezimiz var bizim. Bu ARGE evet. merkezlerimiz bir şekilde bu veri üniversitelerin sıralamasında bir yer bulamıyorlar. Evet. Yanlış bilmiyorsam 1200 ARGE merkezinin 1000 tanesinde doktoralı eleman yok. Evet. Yüksek lisanslı ve lisans seviyesinde elemanlar var. Onlarla ARGE yapıyor ARGE merkezleri. Evet. O yaptıkları ARGE'lerden de ne kadar ARGE sonucu çıkıyor tam bilemiyorum ama en fazla 200 tanesinde doktoral eleman var. Bizim doçentlik çalışmalarımız da var. Mesela doçentlik çalışmalarıyla o ARGE merkezlerini yine bir bağdaştıramıyoruz. Evet. Ama Amerika'nın koyduğu, yani çoğunlukla Amerika ve İngiltere'nin koyduğu kurallara yetişmek için kendimizi de parçalıyoruz. Yine biraz önce Orkun Hoca da işte bu şekilde, yani ARGE orada yapılır diye pek çok hocamızda da bu görüş var. Yani bu süreç bu şekilde devam ederse yani bu bize merhem olur mu tam bilemiyorum. Bu şekilde devam etmeli mi diye soruyorum acaba. Vallahi bu soruyu ben de sormuştum. Birkaç sene önce YÖK bir toplantı yaptı. Dört ayrı vakıf üniversitesini çağırdı. Vakıf üniversitelerinde neler yapılabilir, neler olabilir, sorunlar nedir, çözüm yolları nedir? Bakın ben o çözüm yollarından biri olarak dedim ki biz de kendi endekslerimizi oluşturalım. Yani biz her zaman küresel endekslerin değerlendirmesi yapılır zaten. O öyle ama her seferinde değil yani bunu da hani şimdi veri dediniz ya zaten verileriniz ne kadar şeyse anlatabiliyor muyum? Yani ne kadar size ait ne kadar çoksa o kadar şey oluyorsunuz. Yani işte big data dediğiniz ona ne kadar sahip olursanız veriye ne kadar sahip olursanız o kadar zaten rekabet etme kabiliyetiniz artıyor. O zaman onu da söylemiştik bir şey olarak, bir teklif olarak dedik ki yani biz nerede yapılacak, hangi üniversite yapacak ise biz de bu derecelendirmeleri kendimiz yapabiliriz. Yani Asya'daki ülkeler bile başlamışlar 20 sene önceden bu işleri yapmaya. Biz Asya'dan da daha çok batıya yakın olan bir ülkeyiz. Biz kendi içimizde yapabiliriz, bu kadar üniversitemiz var dedik ama herhangi bir çalışma başlatılmadı. Ama tabii bunun üzerinde ısrarla durmak lazım, örnek götürmek lazım, örnekler ortaya koymak lazım ki bunu gerçekleştirebilelim. Ben de dediğinize katılıyorum ve bunu da dillendirmiştim zaten vakıf üniversiteleriyle ilgili şeylerde, sunumlarda. Fakat işte başımızı kaşıyacak bazen vaktimiz olmuyor. Galiba bu tür şeyleri yapmaya da sıra gelmiyor. İşte bir sistem üzerinden gidiyoruz, notlar, puanlamalar vesaire. Artık onu birisi üstlenecek. Yani birimiz üstleneceğiz o. Bir üniversite üstlenecek. Biz niye üstlenmeyelim mesela? Bizim üniversite niye yapmasın? Yazılım, bilgisayar mühendisliği var. Yazılım yapabilen şeyler, şirketler var, startuplar var. Yani bunu oturacak. Tabii ODTÜ'nün çok köklü bir şeyi var. Yani URAP derecelendirme sistemi var. Belki onlar bile çeşitlendirilebilir yani. Sadece URAP'ta kalmaz, başka yerde çeşitlendirilir. Şimdi mesela Michigan şeyi var. URAP verilerinin tamamını Google'dan alıyor hocam. Ha, o da veri tabanı olarak onu kullanıyor. İşte veri tabanı, yani arama motorunuz, veri tabanlarınız bunların hep ne olması lazım?
sizin üretmeniz, bizim üretmemiz lazım. Yani bizim tarafımızdan üretilmesi lazım. Orada işte Big Data'yı elinde bulunduran her şeyi de belirliyor bir anlamda. Yani aynı şeyleri konuşuyoruz Hasan Hocam. Aynı şeyleri söylüyoruz. Ama işte icraata geçmek gerekiyor. Hocam teşekkür ederiz. Başka soru varsa buyursunlar hocalarım. Şafak Hocam da burada. Acaba bir şey söylemek isterler mi? Merhabalar hocam, merhaba. Kameramla ilgili bende de minik bir sorun var. Daha doğrusu laptopu değişmiştim. Öncelikle Edibe Hocama çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben de çok uzun zaman üniversitenin kalite koordinatörlüğünü yaptığım dönemde bu verileri üniversitemiz dahilinde toplamaya çalışmış, işte el yordamıyla onları toparlamaya çalışmıştım ve hep düşük rakamlar elde etmenin sıkıntısını, üzüntüsünü yaşadım. Ama bu bakış açılarıyla da gerçekten elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumu belirtmek isterim soru sormaktan ziyade. Hakikaten bu veri tabanları konusunda özellikle şu anda onların üzerinde çalışan gençlerin de olduğunu biliyorum. Onun da takibindeyim. Çok daha kolay veriyi çekip toparlayabilip platformlar oluşturabilirler. Biraz onlarla işbirliğine girebiliriz diye düşünüyorum. Dilerseniz ben sizlerle bir araya da getirebilirim o tarz kişileri. Çok güzel olur, çok güzel olur inşallah tabii. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum Durmuş Hocam. Bir Şafak Hocam vardı. Bir Şafak Hocam teşekkür ediyorum. Edibe Hoca nasılsınız? Ne zamandır görüşmedik? Şafak Hocam merhaba. Ne güzel oldu sizi görmek burada böyle. Aynı şekilde. Kusura bakmayın, bir toplantıdan çıkıp geldiğim için ancak yetişebildim. Ders daha doğrusu. Şimdi ben bu son söylenen, tabii hepsini şey yapamadığım için, bu son söylenen çok önemli bir şey. Yani kendi veri tabanımızı oluşturmak açısından. Bu aslında yalnızca kendi tabanımızı oluşturmak olarak bakmamak lazım. Şöyle düşünüyorum ben. Batı'da olan çok temel, çok basit ama bizde olmayan bir özellik var. Şimdi biz kendi yazdığımızı meslektaşlarımıza pek okumuyorlar. Yani okumuyoruz. Bunun bir sebebi de ortak bir çalışma yok. Yani Batı'daki bir yayın mutlaka ve mutlaka aynı konuda çalışan bir başka meslektaşın denetiminden veya kontrolünden veya eleştirisinden veya görüşünden geçiyor. Şimdi bu olmadığı için yani bizdeki yayınlarda yani kendi kendimize hani bizde araştırma yapılmıyor mu? Yapılmıyor. Yapılıyor da yani yapılmıyor derken yapılıyor ama kimsenin haberi olmuyor. Haberi olmadığı zaman da yani bunun altyapısı olmadığı için de bir sonuç alamıyoruz. Yani dolayısıyla bu dediğinizi daha geniş kapsamlı düşünüp, Durmuş Hoca'nın da dikkatine burada sunuyorum. Daha geniş kapsamlı düşünüp, yani mesela doçentlik tezi jürilerinde, doktora tezi jürilerinde Türkçe kaç tane kaynağa baktın gibi, ben bunu birkaç kere de dile getirmiştim. Evet. Kurallar koyarak acaba bu meseleyi böyle daha farklı açılardan ve farklı perspektiften, farklı noktalardan temellendirmek herhalde daha verimli olur diye düşünüyorum. Evet hocam, sağ olun. Katılımınız için teşekkür ederim ayrıca. Dediğiniz de doğru, yani işte aklın yolu bir, artık bu safhaya geldik. Yani kendi veri tabanlarımızı oluşturmak, kendi sayfalarımızı oluşturmak gibi bir sorumluluk yüklüyor bu dijital dünya bize. Bilginin dijital dünyada kullanımını da şey yapmamız lazım, yönlendirmemiz lazım. Bununla ilişkin de bir takım strateji belgelerine ihtiyacımız olacak. Başta TÜBİTAK belki bu işle ilgilenecektir diye düşünüyorum. Bilim kurulları mesela bunlarla ilgilenebilir. İşte bakanlıklar yani el birliğiyle bir veri tabanı oluşturmaya ihtiyacımız var. Evet Şafak Hocam, belirttiğiniz gibi. Evet. Teşekkür ediyorum. Başka bir soru varsa buyursunlar hocalarım. Hocam benim var, müsaade ederseniz. Durmuş Hocam. Buyurun Asaf Hocam, buyurun. Edibe Hocam, öncelikle bu ilginç sunumunuz için teşekkür ediyorum ve gerçekten bizlere dünya perspektifi içerisinde
bir taraftan kalite sürecine, bir taraftan katkı değer sağlama bağlamında ne tür çalışmalar yapılması konusunda aydınlattınız. Hocam ben bu uluslararası indeks konusundaki görüşlerimi paylaşıp sonra size bir soru yöneltmek istiyorum. Buyurun hocam. Elbette ki haklısınız. Yani bugün bulut bilişim dediğimiz, bulut üzerinden hizmetler dediğimiz global dünyayı incelediğimizde bu hizmetlerin genellikle Google, Amazon gibi firmalar tarafından verildiği ve kendimize özgün sistemlerin henüz yeterince oluşturulamadığı bir gerçek. Bu da rekabet edemediğimizden kaynaklanan bir durum. Evet. Aynı şey bu indeksler konusunda da söz konusu. Mesela biliyorsunuz iki tane önemli şey var. Authenticate ve Turnitin gibi tarayıcı uluslararası düzeyde ve kendilerini kanıtlamış sistemler var. Diğer taraftan ben önceden Fırat Üniversitesi'nde çalışıyordum. Fırat Üniversitesi'nde bizim arkadaşlar bir ekip İntihalnet'i yazdılar. Şimdi tabii bunları biliyorsunuz tezlerde filan da kullandığımız araçlar bunlar. Fakat dikkat ettiğimiz bir husus var. Mesela Authenticate ve Turnitin aşağı yukarı aynı oranda bir sonuç verirken İntihalnet henüz o aşamaya gelmediği için evet. Diğer tarafında genellikle sosyal konularda daha iyi sonuç verdiği için Türkçe kaynaklara bakarak dolayısıyla özellikle fen edebiyat fen alanında veyahut da mühendislik alanındaki çalışmalarda biz maalesef gene hala çoğunlukla Authenticate veyahut da Turnitin'i kullanmak durumundayız hocam. Diğer evet. taraftan sizin bahsettiğiniz bu yazılımları geliştirme bunlar da ancak desteklerle olabiliyor. Gerçekten artık pastadan bir pay alabilmenin mücadelesini vermemiz gerekiyor. Bir de bu kadar çok üniversite kurmak yerine bence tematik üniversitelere yönelmek lazım. İşte araştırma üniversiteleri kurulması bunlar için bir çözümdü. Yani evet. size sorun da şu olacak. Maltepe Üniversitesi'nin tematik alanda söz sahibi olabilmesi için bir öngörünüz var mı? Yani ne yapılabilir? Siz de gerçi benim gibi daha burada yenisiniz hocam. Ben 1,5 sene falan oldu geldim buraya. Yani ne yapmamız gerekiyor? Maltepe Üniversitesi'nin belli bir alanda dünyada sesini duyurmaya gayret etmemiz gerekiyor. Siz de bu 3 aylık süre içerisinde bir fikriniz var mı? Yani Maltepe Üniversitesi şunu yapmalı ki sesini dünya global ölçekte duyurabilsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Ben de tabii ancak dıştan gözlemciyim yani. Sonuçta fizik olarak inceleyebilmiş durumdayım 3 ay içerisinde. Bölümlere farklı bölümlere baktığımızda biraz şöyle düşünüyorum hocam. Çevresel koşullar, üniversitenin üstünlükleri, hani biz iktisatta hep deriz ya mukayeseli üstünlükler. Yani üstün olduğunuz alanlarda üretim yaparsanız rekabet edebilmeniz daha kolaydır diye işte iktisatta bir model vardır. Şimdi bu üniversiteye baktığım zaman benim gördüğüm özellik en önemli özelliklerden biri mesela neden iklim değişikliği üzerine bir çalışma yapmasın Maltepe Üniversitesi? Çünkü ormanlık bir arazide iklim değişikliklerinden belki yani iklimi en iyi ölçebilecek kapasiteye sahip bir yerde. İstanbul'da çünkü böyle bir yer bulmak gerçekten çok zor. Yani yol üniversiteleri dediğimiz apartmanlardan müteşekkil üniversitelerin yanında ormanlık arazide olan bir üniversitenin iklim değişikliği konusunda yapacağı çalışma önemli olabilir gibi geliyor bana. Ormancılık üzerine bir belki orman içindesine ormancılık üzerine bir belki meslek yüksekokuluna ihtiyacı olabilir. Çeşitli araştırma merkezleri üniversitenin içerisinde çok rahatlıkla yer alabilir. Bir de tabii Maltepe ve tabii Anadolu yakasında olmak üzere şirketlerin tamamının listesi çıkartılıp bunların hangisiyle birlikte ortaklaşa çalışma yapılabilir bunlara bakmak gerekir diye düşünüyorum. Eğer işte biz Teknopark'ta öğrencinin şirket kurmasını isteyeceksek, öğrenciyi TTO'da çalıştıracaksak bir kere burada ekonomiyi belirleyen firmaların neler olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi Maltepe'de hangi ekonomik hangi ekonomiler üst sırada yer alıyor? Yani küçük boy işletme, büyük boy işletme mi, işte holding vari yerler mi? Mesela medya şeyi yok Maltepe'de değil mi? Hani bir medya kuruluşu yok. Yani olmadığını çok iyi bildiğimiz bir şey yok. Yani buna yönelik olarak bir ekonomik şey de belirlenebilir. Yani buradaki varlık değerlendirmesi yapıp bu varlık değerlendirmesi üzerinden
nasıl bir yol izleyeceğimiz de o ancak o zaman ortaya çıkabilir. Şimdi benim söyleyeceğim her şey dıştan çevresel şartlara bakıp bir değerlendirme, eksik bir değerlendirme, eksik bir gözlem yapmış bulunmaktayım. Ama tabii ki bölümler, dersler, İngilizce bölümler vesaire bunlar üstünlük şey olarak, içerik olarak akademisyenler ve öğrenciler arasındaki ilişki, derslik ilişkisi vesaire ona yönelik demiyorum. Ben dışarıdan ne ilave edilebilir noktasında sizin sorunuza cevap vermek istiyorum. Öncelikle dediğim gibi hocam çevresel koşullar, ekonomik koşullar, sosyal koşullar. Bunların çok iyi bilinmesi lazım. Yani Maltepe'yi gerçekten çok iyi bilmek lazım. Daha sonra Anadolu yakasını çok iyi bilmek lazım. Maltepe'nin etrafındaki diğer ilçelerin özelliklerini bilmek lazım. Orada nasıl bir ekonomi üretilebilir? Nasıl kaynaklar harekete geçirilebilir? Yani işte küçük güzeldir diye Schumacher'in bir iktisatçının bir kitabı vardı. Önce o mikro alandan başlayarak bir şeyler yapmanın ben daha doğru olacağı kanaatindeyim. Burada üretilen bir şey var tabii bir ne diyelim Maltepe'de bir üretim var. Bu üretimin ne olduğunu ortaya çıkartmak lazım. Şimdi çok ilginç ben 10 sene önce Maltepe'ye geldiğimde yani inanın yollarda asfalt yollarda inekler dolaşıyordu. Şimdi bu karşı çiftlikte bir tanesinde 20 tane inek vardı. Öbüründe 30 tane inek vardı. Şimdi artık burada inek beslemiyorlar. Bunları nereye gönderiyorlar? İşte Ataşehir'de bir depo var. Oraya gönderiyorlar. Belli bir kira karşılığında, işte belli bir para karşılığında sütlerinin sağlanmış bir şey. Sütlerini alıyorlar. Yani hayvan bakımını bıraktılar. Burası bir tarımsal alandı aslında. Ya da hayvancılığın yapıldığı bir alandı. Ama onlar şu anda maalesef kalkmış durumda küçük işte kümesler mümesler, yumurta satanlar, süt satanlar, işte ne bileyim yoğurt satanlar var. Bu küçük mikro işletmeler bile ne yapılabilir? Yani belli bir kooperatif fikri verilebilir bunlara. Çünkü artık insanlar teke tek bu bakımları da yapmak istemiyorlar. Ama Sancaktepe'nin belli bir kısmına kadar bu küçük görmediğimiz aile işletmeler var. Bu aile işletmeler ekonomiye nasıl daha karlı bir şekilde kazandırılabilir gibi şeyler düşünüyorum. Yani benim şeyim bu. Teşekkürler sana. Durmuş hocam ben söz alabilir miyim? Buyurun Betül hocam buyurun lütfen. Teşekkür ederim Edibe hocam. Pardon Durmuş hocam ben el kaldırmıştım ama evet. Neyse tamam. Ben de el kaldırmıştım. Hocam evet, üniversitede oldukça eski bir elemanı olarak söz alıyorum açıkçası. Evet, Edibe hocamız da tabii daha iyi tanıyacak bizi. Tabii konumuz bu akşam Maltepe Üniversitesi'nin vizyonuyla ilgili bir şey, bir tartışma yapmak değil doğrudan doğruya. Genel olarak evet. Edibe hocamız da zaten yol açıcı belirlemeler yaptı. Ancak şu var ki, üniversitelerin çoğunda bu yıllardır gözlediğimiz bir şey, ben genel konuşacağım elbette. Dediğim gibi mercek altına alınacak ortamda değiliz şu anda üniversitemiz açısından. Sadece genel olarak konuşuyoruz. Üniversitelerde genellikle şöyle bir durum var. Büyük bir hevesle açıkçası öz eleştiri yapmamız gerekiyor tam da burada. Uygulama ve araştırma merkezleri veya araştırma ve uygulama merkezleri açılıyor büyük bir hevesle. Ama evet. Daha sonra biz hatta niçin bunları açmıştık diye dönüp geriye baktığımızda unutuveriyoruz. Yani bizim bütün meselemiz, bütün sorunumuz sürdürülebilirlik konusundaki yeteri kadar enerji gösteremeyişimiz. Büyük bir hevesle başlıyoruz. Böyle bir duruşumuz var adeta. Ama daha sonra ne yapacağımız konusunda da sürdürme konusunda da aynı heyecanı bir türlü yaşayamıyoruz. Dolayısıyla gerçekten tam da şu sırada YÖK de aslında yeni kararlarıyla örneğin uygulama ve araştırma merkezlerinin açılışını eskisi gibi kolay yapmıyor artık. Evet. İnce eleyip sık dokuyor bence de iyi yapıyor. Belki bundan sonra diyecek ki belki de evet şu merkezler bu kadar çok kağıt üzerinde nominal olarak bu kadar merkez var. Ne yapıyorsunuz? Ürünlerinizi bir ortaya çıkarın bakalım. Ve belli bir takım ölçütler belki getirecek. Diyecek ki bu şey ölçütlere ulaşamayanlar da lütfen kapansınlar, kapatılsın ya da. Dolayısıyla burada enerjimizde bir eksiklik var. Ayrıca hakikaten ekip çalışması, birbirimizin eserlerine gönderme yapmak,
birbirimizi takip etmek, diyalog ortamı oluşturmak, bu konularda da eksiklerimiz var bizim açıkçası. Yani inyore etmek, görmezden gelmek neredeyse en yaygın özelliklerimizden biri. Tüm bunları belirlemek lazım. Ve de çok çeşitli ölçeklerde bir takım belirlemeler yapmak lazım. Bir üniversite her alanda elbette iyi olamaz. Enerjisini, iç gücünü nerelerde yoğunlaştırdıysa ve nerelerde bunları öğrencisiyle, öğretim elemanıyla nasıl bunları belli bir akış yakalayacaksa oralarda hakikaten kendisine yer açması gerekir. Bu iç paydaşlarıyla yapabileceği gibi ki öncelikli olarak da odur söz konusu olan bana göre. Dış paydaşlarıyla da neler yapabilir? Bunların tabii da üzerine durulması gerekir. Bakımdan da baktığımızda bir yandan yine de üniversitelerimize haksızlık da etmeyelim diyorum ben. Çünkü kolay değil bir yüksek öğretim kültürünün yerleşmesi, oluşması. Biz bütün çağları, bütün dönemleri bir arada yaşayan bir ülke olduğumuz gibi üniversitelerin dönemleri açısından da böyle bir durum içerisindeyiz. Ama vakıf üniversiteleri özellikle genel olarak söylemek istiyorum. Bir hız kazandırmıştır her şeye rağmen. Ne olursa olsun bir tatlı tatlı rekabet diyeceğim yerine göre. Veyahut da daha açık rekabet olmak üzere kazandırmıştır. Üniversite sanayi işbirliği konusunda mesela yapılan çalışmalar var çok sayıda genel olarak üniversitelerde. Burada da tabii her şeyin sanayi çatısı altında toplanmış olmasını da bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Örneğin ben sadece sanayi adı altında toplanmasından yana değilim. STK'larla yapılan çalışmalar başka bir boyuttur. Ne bileyim onun dışında devlet sektörüyle özel sektör hadi orada da sanayi söz konusu olabilir ama her şeyin üniversite sanayi işbirliği elbette son derece önemli. Bunun önemini artık anlamamak, bilmemek veyahut da bunun üzerine durmamak mümkün değil. Ama bunun dışında da etki gücü daha farklı olan yapılarla da benzer çalışmaların yapılması gerçekten çok önemli. Siz ne diyorsunuz? Bütün bu çalışmaları üniversite sanayi işbirliği altında mı toplayalım yoksa bölümlendirelim mi? Yani üniversite sanayi işbirliği elbette çok önemli ama bunun dışında sivil toplumla, STK'larla falan yapılan çalışmalar. Teşekkürler. Ben ona değinecektim hocam, teşekkürler. Ona değinecektim de hep sizden önce Asaf hocam da değil mi? Asaf hocam da eksik kaldı orada, hem sizin de sizin şeyinize de yorumunuza da cevap olacaktır inşallah. Bir ara YÖK'te hani teknoparkları kuruyorsunuz ama sosyoparklar da olması gereken yerler deniyordu. Hani ben hep teknopark dedim. Birazcık da bu rekabet alanı ister istemez sizi o yöne çekiyor. Yani işte rekabet olması için daha fazla sanayi ya da ekonomi ya da daha fazla üretimden söz etmeniz gerekir gibi değil. Sizi biraz da o alana zorluyor. Yani o konuya doğru zorluyor. Ama tabii ki üniversitelerin yani beşeri bilimler alanında tabii çok kıymetli hocalarımız var. Hani ben Maltepe üzerine çok fazla girmek istemedim. Çok halihazırda dıştan gözlemci olarak devam ediyorum. Kendi bölümüm harici, fakültem haricinde ama hakikaten sosyoparklar da elzem olan şeyler. Yani illa da işte teknoloji geliştirelim, onu da yapalım. Tabii. Ama buradaki beşeri sermaye, buradaki akademik beşeri sermayede ki yer alan hocalar hakikaten kendi alanlarında çok yetkin olmalarından kaynaklanan ya da çok yetkin olmalarını daha nasıl iyi kullanabiliriz? Bu da bir stratejidir çünkü. Daha iyi kullanabiliriz noktasında bir sosyopark niye olmasın? Yani çevre ilçelere baktığımızda da zaten bunların bir kısmı merkez çevre ilişkileri sorunlu olan ilçeler. Buralar bizim için ciddi anlamda sosyal laboratuvarlar. Buralardan çok ciddi modellemeler çıkartılabilir, onlar ortaya konabilir ve İstanbul'a ve Türkiye'ye armağan edilebilir. Sosyopark mesela benim hemen aklıma o geldi siz konuştuktan sonra, yani illa sanayi işbirliği tek bir şey yok, tek bir bakış açımız yok tabii, tek bir yöntem yok. Bu verimli olabilir yani sosyoparkta yapılacak çalışmalar. Ama tabii dediğiniz gibi yoğun bir bürokrasi, yeni kurulan alanlar, çok yeni üniversiteler, işte vizyon misyon oturuncaya kadar bu tür çalışmalara geçiş yapmak zaman alıcı şeyler, sabır isteyen şeyler.
Ama inanırsak olur diye düşünüyorum. Yani inanırsak bu başarı %50'si, yani inanmak başarının %50'sini getiriyor galiba. Öyle söyleyeyim. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam teşekkürler. Başka soru var mı acaba? Belma hocamı gördüm ben demin. Belma hocam soracaktı. Doğru. Belma hocam unuttum. Kusura bakma. Lütfen buyurun. Belma hocam. Belma hocam acaba sesim gelmiyor mu? Bazen düşüyor. Ben birkaç kez şey oldum. Yani bağlantıdan çıkıyor bazen. Evet. Belma hocam. Bir yazılı bir şey var. Çete bakalım. Neyse Belma hocam gelince o soracak. Başka? Niyazi Karasar hocamız var. Siz istiyor. Kim var? Niyazi Karasar. Niyazi hocam kusura bakmayın görmüyorum. Belma hocayı da görmüyorum. Hocam ben kaçırdım bir şeye bakıyordum ama tamam. Niyazi hocam da konuşsun hocam. Yok. Hocam siz daha önceydiniz. Niyazi hocam sonra. Niyazi hocam siz buyurun. Bağışlayın beni. Kameramı da açamıyorum çünkü çok uygun olmayan bir yerdeyim. Kusura bakmayın. Hocam gerek sesinizi duyuyoruz biz. Lütfen buyurun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir kere Durmuş hocam çok teşekkürler, bu toplantılar harika geçiyor. Yine çok harika geçen bir toplantıdayız. Edip'e hocamın çok büyük katkılarıyla sağ olsun, var olsun. Gerçekten bizim için son derece değerli bilgiler verdi. Ben Edip'e hocama belki de çok iyi bilmediği için üniversitemizin yapısını ve dışarıdan katılanları da bilgilendirmek amacıyla şunları söylemek istiyorum. Bir kere Şafak Hoca kaliteyle ilgili 4 yıl öncesine kadar birlikte yaptığımız çalışmalardan bir miktar söz etti. Ben de çok uzun yıllardır bu üniversitede olan ve kaliteden başından itibaren çok yakından ilgilenen birisi olarak ve araştırma geliştirmeyle özellikle de son 8 yılda çok ister istemez hasbelkader ilgilenmiş birisi olarak, zaten araştırmaya çok inanan birisi olarak bir iki şey söylemek istiyorum. Üniversitemizle ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. Üniversitemizde bir bilimsel araştırmalar komisyonu vardır. MÜAR diye geçer. Ve MÜAR'da konuştuğumuz o kadar çok şey vardır ki yıllardır her hafta toplantı yapardık. Özellikle ben Özay hocamı öne çıkartmak istiyorum bu konuda. Diğer hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Edip'e hocam bütün onların bir anlamda özetini yaptı. Çok mutluyum o anlamda. Hem TTO'nun kuruluşu ve TTO'nun özellikle de 3,5 yıldır verdiği katkılar ki Edip hocam onu öne çıkarttı patent sayısıyla. Bu gerçekten bizim için çok önemli bir gelişmeydi. Teknopark İstanbul'da bir binanın yapılması ve orada öncelikli alanlarda araştırmalar yapılması için büyük çabalar harcandı. Bu da son derece önemli bir adımdır Maltepe Üniversitesi için. Yani çok büyük ölçüde araştırma geliştirmenin altyapısı oluşturulmuş durumda. Ümit ediyorum çok güzel bir biçimde de ivme kazanarak bunlar devam edecektir. Bir başka şey teşviklerden söz etti. Bu da son derece önemli bence. Ve bütün o veri tabanları vesaire bütün o üniversite sıralamalarında kriter olarak alınan bir takım şeyler bazında üniversitemizde de çok güzel gelişmeler başladı. Özellikle evet. Son 8 yılın çabasıyla. Bunları söylemek istiyorum. İnşallah ilme kazanarak bunlar da devam edecek. Sanayi üniversite işbirliğine gelecek olursak sanayiyi sadece bizim hep klasik anlamda anladığımız sanayiyi hapsetmemek gerekiyor. Sanayi üniversite işbirliği sözünü ettiğimiz zaman çok daha geniş bir ufuktan bakmak gerekli diye düşünüyorum. Ve bu anlamda da
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı hocamız şu sırada burada yok. Onun çok büyük çabaları var gerçekten. O da zaten bir senedir bizimle birlikte. Üniversitede onun da çok güzel yollar alacağından kesinlikle eminim. Ben bu kadar söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Edip Hocam. Tekrar sağ olun. Ağzınıza sağlık. Elma Hocam ağzınıza sağlık. Hocam şimdi... ben teşekkür ederim Belma Hocam. Sağ olun, var olun. Ben de internette ne gördüysem onları aktarmaya çalıştım ama tabii Maltepe Üniversitesi özeline çok girmek istemedim ama bunların var olduğunu biliyorum. Emeklerinize sağlık diyorum. Hocam sizin de sözünüzü sağ olun, var olun. Sizin de sözünü ettiğiniz öncelikli alanlar anlamında dilerseniz evet. Ben bunları daha sonra açıklarım. Sizin de sözünü ettiğiniz bir takım alanlar var. Onlar da kapsanacak şekilde bu öncelikli alanlar genişletilebilir elbette. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Niyazi Hocam bir soru soruyordunuz. Buyurun lütfen. Niyazi Hocam. Çok teşekkürler. Edip Hocam bu güzel sunum için de çok teşekkür ediyorum ayrıca. Sağ olun. Ben de Wisconsin, Purdue ve Ohio State Üniversitelerinde gördüklerimden de esinlenerek bu araştırma eğitimi konusunda çok kafa yormaya çalıştım. Evet. Bu bağlamda şunu söylemek istiyorum. Biraz önce de vurgulandı da Betül Hocam, araştırma merkezlerini kuruyoruz ama sonra niye kurduğumuzu da unutur hale geliyoruz bazen demişti. Bunu çok önemsedim. Şöyle, acaba diyorum bu araştırma merkezlerini, ki Batı'da da örneklerini de gördüm, ne kadar yaygın tabii bir şey söyleyemem şu anda ama böyle alanlara ilişkin araştırma merkezleri, yani bir tarım alanında bir araştırma merkezi, bir çok güzel şey yaptınız, teknoparkın yanında sosyopark gibi, yani toplumun belli sorunlarına dönük olmak üzere. Bu neyi sağlayacaktır? Bilim insanlarının oralarda topluca bir konuyu çözünceye kadar araştırma yapmalarını sağlayacaktır. Yani eğer biz o yöredeki diyelim gecekondu sorununu çözemiyorsak, onu belli noktalarından parçalar alıp onu incelemeye çalışıyorsak, her bir bilim insanı bunu tek tek yapıyorsa, problem tümüyle çözülmüş olmuyor. Bunu fen ve fen bilimlerinde, teknik bilimlerde çok iyi yapıyorlar ama sosyal bilimlerde maalesef biz sorunların böyle parça bölük ele alıyoruz. Her bir bilim insanı aynı bölümde çalışmasına rağmen kimsenin yaptığı şeyden haberi olmayabiliyor adeta. Oysa eğer bu merkezleri ya da merkezler olmasa bile bölümler kendi içerisinde hangi alanlara yoğunlaşacaklarını birlikte belirleseler ve bütün o bölüm elemanları en azından belli bir süre için o problemin çözümüne odaklaşsa ve o problemin çözüldüğü zaman da başka bir probleme geçebilseler ve o problemin çözümüne ilgi duyan başka üniversitelerden kişiler belki onaya katılabilir, onlarla temas kurulabilir. Böylece yani problem çözme alışkanlığını şey yapsak, sanıyorum ki yerleştirsek daha iyi olacakmış gibi geliyor. Çok teşekkür ederim. Bunu belirtmek istedim. Bu konudaki görüşlerinizi alırsam da tam tutulur. Sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun, var olun. Programımıza katılmanız bizim için tabii ki önemli. Sağ olun bu geç vakitlere kadar. Şimdi ben biraz önce Betül Hocam da söyledi, siz söylediniz, Belma Hoca da, bu araştırma geliştirme merkezlerinin açılıp kapanması ya da belli bir süre sonra işlerliğini kaybetmesi ne çözüm bulunabilir? Biraz daha makro başlıklarda belki araştırma geliştirme merkezlerini açmak daha mı sağlıklı olur? Mesela biz kalkınma çalışmaları araştırma uygulama merkezini açtığımızda onun altına 6-7 tane başlık koyabildik. Yani eğitime yönelik, akademiye yönelik, bilimsel çalışmalara yönelik, projelere yönelik, hepsini ona dahil edebildik yani o araştırma merkezinin içine ve çok da çabuk geçti o. YÖK'ten çabuk onay aldı. Ya da çok spesifik alan. Diyelim ki işte bir kültürel arkeolojik kazı yapılacak. Yani artık bunun başka bir şeyle birleşmesi çok kolay olmayabilir. Yani çok spesifik bir alan olduğu için arkeolojiyi tek başına çok mikro bir araştırma merkezi olarak kullanabiliriz ama öbür tarafta daha geniş
bir başlık altında farklı alt çalışma alanlarını belirlemek daha mı yararlı olabilir, ama tabii işin özünde şu var. Problem çözme, diyalog kurma, farklı birimlerle işbirliği yapma. Zaten bize vaaz edilen şey de bu. Disiplinler arasılık. Yani bugün bütün kalite toplantılarında olsun, kalite koordinasyon merkezlerinin üzerinde çalışma yaptıkları alanlarda biz hep o şeyi görüyoruz. Disiplinler arası olmadan bir şeyler yapabilmek zaten çok mümkün değil. Araştırma geliştirmeleri ya çok mikro ya çok makro ölçekte açmak gerekiyor, ama o kadar büyük bir üniversite bürokrasisi var ki hocalarımızın üzerinde, şöyle keyiflice gidip araştırma merkezinde çalışma yapabilmek, orada bir nefes almak da biraz lüks kaçıyor bize. Yani bu buralarda bir şeyler yapmak bizim lüksümüz, ama işte akademisyenin o lükse daha fazla zaman ayırması gerekiyor aslında. Ama bir yanda ders yükü, bir yanda başka şeyler, öğrenciler vesaire derken zamanı bence çok, hani dedim ya 46 kişi düşüyor. Bir akademisyene düşen öğrenci sayısı 46. İşte 10 tane düştüğünde, 20 tane düştüğünde farklı bir zamanlama, farklı bir zaman kalıyor elinize. Öbür türlü farklı bir zaman kalıyor. Biraz bu işin zaman ekonomisiyle de alakası var değerli hocam. Hocam bir cümleyle bir şey ekleyebilir miyim Durmuş hocam? Buyurun. Biraz önce hocamız çok güzel bir şeye değindi. Üniversitenin şehre dokunması diye bir deyim kullandı. Galiba bu çok önemli, ama aynı zamanda şehrin de üniversiteye dokunmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturmak da gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet, yollarla ulaştırıyor şehir bize üniversitelere de. Toplu taşımalar, yollar vesaire. Ama altyapı, yani bunlar tabii ki altyapı. Evet, üst yapıya geçmek için biraz daha zamana ihtiyaç var herhalde hocam. Edip hocam, evet. Teşekkür ederiz. Aramızda Yusuf Ziya hocam vardı. Eski YÖK başkanımız ve ÖSYM başkanı Ali Demir Hoca da var. Yusuf Ziya hocam, geldiniz mi? Neredesin? Sizi göremedim. Nerede hocam? Mesaj da attım ama no answer. Hocam buradaysanız lütfen hocam sizden de bir şeyler söylemenizi bekleriz. Ali hocam, siz internette misiniz? Ali Demir Hoca eski. Hocam buradayım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Edip hocama çok teşekkür ediyorum. Edip hocam, ben bir merak ettiğim bir konu var. YÖK son yıllarda araştırma üniversitelerini oluşturdu. Bu şüphesiz iyi bir gelişme. Acaba bunun performansını, bunun ülkeye katkısını ölçme konusunda ne söylenebilir? Onu merak ediyorum. Yani hocam, ben tabii öncelikle merhaba. Şimdi etki analizleriyle bitirmeye çalıştım aslında konuşmamı da hocam. Etki analizleri konusunda bilmiyoruz hocam. Yani katkısını görebilmek için elimizde veri olması lazım. Yani ben şimdi bunu tasarlayıp bir şey söyleyemem. Ancak verilere bakacağım. Yani araştırma üniversitesine hangi ürünler ortaya kondu, teknolojiye hangi katkı sunuldu gibi bir takım verilerimin olması lazım. Şey olarak, fikir olarak olumlu bulduğum, evet, bir şey benim. Araştırma üniversitesinin, evet, olması başından, evet, beri. Ama etkisi ne olmuştur ya da etkisi ne olabilir dediğimizde ben, o cevap bende değil hocam. Hı hı. Bilmiyorum, varsa bir araştırma ona bakalım inşallah. Ama ben görmedim. Yani bunlar olmuştur. Sadece patent sayılarını verdim ya, yani birkaç senedir, son 2017'den bu yana İstanbul Üniversitesi hep birinci sırada patent başvurusu yapılan birinci üniversite olarak görünüyor. Bir araştırma üniversitesi olarak onu gördüm. Onun dışında diğer özellikleri bilemiyorum fazlaca. Hocam teşekkür ederim. Ben de bir iki şey söyleyeceğim. Sorularım da var Edip hocam. Size bir iki sorum var. Bu chat konusu, yani değerlendirme, etki değerlendirme konusu bizde çevrede var sadece. Diğer alanlarda bizim yabancı olduğumuz. Mesela Avrupa Birliği sürekli, biraz da ben Tarım Bakanlığı'nda bulundum, tarımla ilgili yapılan her şeyin etki değerlendirme analizini istiyordu.
Fakat bu bizim biraz kültürel olarak uzak olduğumuz bir şey gibi geliyor. Hatta oralarda bir bina yapılırken bu binanın o şehre nasıl etkisi olacak? Trafik bölgesine hepsi raporu ekleniyor binanın ekine diye. Bu çok detaylı çalışılan bir konu. Bizde sadece ÇED var. Çevre değerlendirme şeyi var. Onun dışındaki alanlarda Edip Hocam'ın söylediği gibi ne veri var ne değerlendirme çalışması var. Bunu eklemek istedim. Benim sorum var Edip Hocam. Şimdi rekabet çok kullanılıyor hocam, rekabet sözü. Evet. Bu ekonomi alanında rekabet var. Bizde de sanıyorum iki arkadaşımız çalıştı. Şafak Gündüz'den Mürşid Özgen'de hocalarım, yanlış söylemiyorsam. Bir Kızıl Okyanus diye bir şey var ekonomide. Bu kapitalistler rekabet edeceğiz diye kan revan içinde kalıyorlar. Birbirleriyle ölümüne savaşıyorlar. İşte dünyada da biliyoruz. Ne diyor bir ülke öbür ülkeye? Amerika, Çin, Almanya. İşte diyor senin emisyon hacimlerin uygunsuz falan diye otomobil sektörünü çökertiyor. Yani bu rekabetle üniversitelerdeki rekabet arasındaki kavramsal bir ayrışma yapmak lazım. Yani demek istediğim şu. Üniversite başka bir üniversitenin yaptığını görmezlikten gelir. Küçümser veya referans vermemek gibi şeyler. Yani ekonomide oluyor bu. Yani mümkün olsa bu kapitalizmde de insan da sanki eşyanın tanrısı gibi ya. Sınırsız bir mülkiyet hakkı. Bırakınız yapsınlar. Bırakınız etsinler dediği için. Ama üniversitedeki rekabet kavramı biraz farklı ve buradan bir şey daha söyleyeceğim. Bu Thomas Kuhn diye bir filozof var biliyorsunuz. Paradigma teorisini ortaya atan adam. Bilim topluluğu tarafından yapılır. Scientific community işte. Onlar ortak problemleri var, ortak kavramları var. Ben bir ara öyle bir masa çizmiştim. Etrafımda birbirine bakan adamlar. Hiç birbirinden etkilenmeyen, birbirinin yazılarını okumayan. Hatta Türklerden referans vermiyor da aynı konuda yabancılardan referans veriyor. Hatta Türk'ten de referans almış olsa bile böyle bir şey var. Masanın etrafında herkes oturuyor ama yuvarlak uzaktan, yönü dışarıya yalnız. Bir de böyle bir şey var. Dolayısıyla demin bir hocam da, Betül hocam da, birbirinden etkilenmesi lazım akademisyenlerin. Birbirinin yaptıklarını okuması lazım. Ortak bir kavram alanı oluşturması lazım. Bir de bu rekabet konusu, üniversitede nasıl bir rekabet olacak? Yani şöyle söyleyeyim isterseniz. Şimdi Fransa'da başkanlık seçimlerine giren o zaman şeydi, bu Macron'dan önce Sarkozy'ydi galiba, değil mi? Sarkozy'nin karşısında bir kadın aday vardı. Konuşmalarını yaparken dedi ki bir konuşmasında, benim hiç yani severim o sözü de, insani değerler borsa değerlerinden çok daha önemlidir benim için dedi. Borsa rakamlarla ifade edilen ama ülkeler için önemli rakamlar bunlar. Hepimiz için insani değerler çok önemli. Ölçülmesi mümkün olmayan değerler var. Fakat biz artık üniversiteleri derecelendirme, işte doçentlikleri derecelendirme, profesörlükleri derecelendirmelerle belirlediğimize göre kavram olarak rekabeti de kullanıyoruz ister istemez. Yoksa benim de çok çok severek kullandığım bir kavram değil. Ben üniversitenin ruhunu incelemiş veyahut da o konu üzerinde konuşma yapmış olmayı çok daha isterim, çok daha tercih ederim. Üniversitelerin ruhu, üniversitelerle işte nasıl dünya değişime tabi tutulabilir, neler olabilir, neler yapabilir üniversiteler. Bu konular çok şey tabii, çok daha ruhumuzu besleyen konular. Ama gel gelelim ki üniversiteler artık birer şirket gibi çalışıyor. Batı'daki, Avrupa'dakini demeyeceğim ama Amerika'dakiler böyle. Ve bu şirketler de birbirleriyle rekabet ediyor. Kabul edelim, etmeyelim, değil mi? Bütün dünyada öğrenciler, onların müşterileri vesaire. Şimdi bizde tabii bu hem Avrupa Birliği etkilenmesi, orada tabii kamu üniversiteleri, public üniversiteler biraz daha fazla şeye göre Amerika ile mukayese ettiğimizde Avrupa Birliği üniversiteleri, ama yani genel ölçek bize üniversitelerinde rekabet eden kurumlar olduğunu artık %100 gösteriyor.
Hal böyle olduğu için, yapısal değişim ortaya çıktığı için biz de sadece girişimci, gelişimci demiyoruz. Rakamlar üzerinden hareket edildiğinden dolayı rekabet kavramını da oraya bir şekilde yapıştırıyoruz. Yani çünkü bir ekonomik yapı artık. Yani sadece işte üniversite geleneğin, işte Hirsch'ün geldiği, Zimmerman'ın geldiği bir İstanbul Üniversitesi değil, artık araştırma üniversitesi olduğunu konuşuyoruz. İstanbul Üniversitesi'nin ya da işte Maltepe Üniversitesi'nden söz ederken kaçıncı sırada olduğunu, patentte kaçıncı sırada olduğunu konuşuyoruz. Ya da içeride çok kıymetli hocalarımız var. Bahattin hocamız var, Betül hocamız var, Şafak hocamız var, siz, Durmuş hocamız var. Yani artık onlardan daha çok bu sayılar üzerinden, ben de çok bu dünyadan bu kadar sayılarla şey olmasından memnun değilim. Sayılardan daha önemli şeyler var ama hocam, maalesef ölçme biçme olmadan da ekonomiyi şey yapamıyorsunuz. Bir arz talep meselesi. Ekonominin alfa omegasıdır. Arz talep meselesi. Burada da bir arz talep meselesi var. Bu arz talep meselesi de üniversitelere yeni bir şekil verdi. Hepimiz de bu şeklin içinde bir şekilde var olmaya çalışıyoruz. Ben hayatımda bir tek üniversitede çalışır, oradan da ayrılırım diye düşünüyordum. Bu benim üçüncü üniversitem. Üniversitelerde gördüğüm ve giderek de dozu artan bir şekilde sayısallık her şeyin önünde. Dediğim gibi bütün, yani homo academicus artık sayısal bir şey oldu yani. Onu nasıl ifade edilir Latince bilmiyorum da homo academicus'un da şeyi değişti. Homo economicus, homo academicus arası bir yerde duruyor üniversitelerin içindeki akademisyenler. Yani böyle bir şey söyleyeyim de kapatmış olayım. Sizin sorunuzun tam ne kadar cevabı olur bilemem ama hani bir Amerikalı bir dil bilimci vardı, onun bir sözü vardı. Yani söylediklerimizi ne kadar kastediyoruz bilmiyorum ama anladığım kadarıyla sizi anladığım kadarıyla aslında aynı yerde durmaya çalışıyoruz ama gerçek öyle değil. Teşekkür ederim hocam. Hocam bir küçük soru daha var. İtibari kimlik nasıl tanımlanıyor? Hocam itibari kimlik, itibarın içinde şey var, ne derler, saygınlık ölçütü var, güvenilirlik ölçütü var. Bunu fısıltıyla, yani ağızdan ağza iletişimle yayma, diyelim ki işte Maltepe Üniversitesi hakkında insanlar neler konuşuyor? Harvard Üniversitesi konusunda insanlar neler konuşuyor? Yani size ve sizin kendi koyduğunuz bir kimlik değil, size atfedilen bir kimlik, itibari kimlik. Ama bunun içinde güvenilirlik var, bunun içinde saygınlık var, bunun içinde credibility, yani değer görme, değerinizin başkaları tarafından ölçümlenmesi var. Hocam teşekkür ederim, sağ olun. Başka soru var mı arkadaşlar? Lütfen sorularınız varsa. Hocam Özlem Çapan Özeren hocamızın bir sorusu var. Epeydir bekliyor. Gördüm şu anda, fark ettim. Özlem Hanım buyurun. Hocam merhaba. Çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Hocam ben en çok çok ilginç geldi bana Wisconsin Üniversitesi'nde ile ilgili anlattıklarınız. Merak ettim gerçekten çünkü %80'ine orada kaldığını söylediniz. Yani üniversiteden mezun olanlar gitmiyor ve %80 oranında tekrar o şehirde kalıyorlar. Yaklaşık olarak %9 oranında oraya, yani o bölgeye bir katkısı oluyor dediniz. Ve benim tabii çok tahayyülüm dışında oldukça ilginç geldi bana. Ne yapıyorlar da bunu başarıyorlar? Şu anda aslında kısmen anlattınız. Yani ben soru ilk sorduğum andan sonra anlattıklarınız kısmen cevapladı da. Hani Maltepe Üniversitesi'nde şöyle olsa ya da böyle olsa bu şekilde. Yani sanırım hani büyük oranda da yanıtladınız ama yine de merak ettim. Yani nasıl hocam, %80 çok büyük bir rakam çünkü, yani tahayyül edemedim. Ben biliyor musunuz hocam? O öğrenciyken o sanayide çalışıyor öğrenciler bir kere. Orada özel sektör ya da kamu sektöründe, sanayi alanında, şirketlerde çalışıyorlar ve kendi işlerini zaten orada ayarlamış oluyorlar. Yani garanti iş garantisi de sağlanmış oluyor. İşte dedim ya, Teknopark'ta şirket kuruyor, startup yapıyor, yazılım programının bir parçası oluyor
Ve o şirkette devam ediyor. Şirket de onu zaten çıkarmıyor işten. Hadi sen mezun oldun diye bir şey yok. Elemandan memnunsa, ki bu oran gerçekten, ben bile okurken ben de şaşırdım yani. Bir de tabii çok kampüs çok yaygın. Orada kampüsün dediğim gibi çok geniş bir alanda yayılmış, şehre çok fazlasıyla yayılmış. Her yerde bir şeyi var. Hani biraz önce Durmuş Hocam dedi, itibari kimliği de var. Yani üniversitenin iyi bilgi verdiğine inanıyor, öğrencinin iyi olacağına inanıyor ve oradaki çalışmasını öğrenci staj da olsa orada daimi olarak çalışmaya başlıyor. Yani geçici bir üniversite orada öğrenciye geçici bir işten daha çok daimi bir işin başında olan kişi olarak bakıyor. Böyle bir güven var yani üniversite ve ne diyelim sektör arasında güven tesis edilmiş. Ama tabii çok eski üniversite. Şimdi Betül Hoca'nın söylediği gibi bizler yani daha çok yolun başındayız. Bak üniversitelerin şuradaki tarihi ne kadardır yani çok şey. Buna rağmen dünyayı eş zamanlı okumaya çalışıyoruz. Büyük bir çabamız var. Yani onlar 6 saat çalışıyorsa günde belki biz 10 saat çalışıyoruz. Hakikaten açığı kapatmak için. Ama dediğim gibi o güveni tesis etmek lazım. Biz mesela o güveni tesis etmek anlamında Gaziantep'teki firmalarla öğrencilerimizi staja gönderirken, onlarla anlaşma yaparken şey yapmıştık, bir başına bir şey tayin etmiştik. Yani usta çırak ilişkisini çağrıştıracak bir protokol yapmıştık. Yani bu öğrenci senin yanında 23 günü bulunacak. Yani ondan sorumlu. Birini ona şey yapmıştık, ne derler ona, bir şey derler ya, zimmetlemiştik. Öğrenci bir zimmet demiştik yani öyle söyleyeyim. O zaman daha verimli sonuç elde ettik. Ama çok yolun başı tabii bu. Fakat orada sektör zaten öğrenciye güveniyor. Öğrenciyi çalıştırmaya devam ediyor. Öğrenci de mezun olduktan sonra değil, mezun olmadan önce zaten orada çalışmaya başlıyor. Tabii bunun içinde tıp var. Bunun içerisinde yazılım bilişim alanı var. Bunun içinde işte sağlık hizmetleri dediğim, ayrıca sağlık hizmetleri var. Yani sadece tıbbi teknoloji değil, sağlık hizmetlerinde yani. Bunun içinde çok büyük oranda tarım var. Tarımda çalışan da ayrılmıyor. Yani çok büyük bir tarımsal alana sahip olduğu için ve tarımsal alanlar bir de öyle hemen şey olmuyor, değişime uğramıyor. Yani orası 50-100 senedir tarım alanı. Hani bizdeki gibi tarımsal alan şey olmuyor, değişmiyor. Ama öyle de bir şey tabii, ne diyelim, koruyucu ya da sürdürülebilir tarım orada daimi yapılabiliyor. Öyle bir özelliği var. Bizim de bunlar. Mesela Urfa'da teknopark mıdır, tarım park mı olması lazım? Urfa en fazla ne diyelim tarımsal alana sahip şehirlerimizden biri. Orada bir tarım parkın olması lazım belki de. Yani öyle ona benzer bir şey var ama tarım parkı bilmiyorum. Şu anda şey yapamadım. Tarım yapan illerde mesela hayvancılık yapan Muş'ta da üniversite var. Bingöl'de de üniversite var. Onların şeyin değişmesi lazım. Şimdi aklıma geldi. Kocaeli'ne gitmiştim. Bunlar yıllar önce, belki 20 sene önce. Dekanıyla konuşuyoruz. Biz doktorasında tez savunmasına gireceğim. Ya hoca dedi ki, işte hocam dedi böyle böyle itfaiye bölümü falan açmak istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. Hocam dedim, Allah aşkına dedim ya. Bak dünyaca meşhur Herekalıları var. Ya bir Herekalısı bölümü açamıyor musunuz burada dedim. Aa dedi, hiç aklıma gelmedi. Tabii açılmadı, bitti. Herekalısı da artık ne kadar üretiliyor bilmiyorum. Üretilmiyor herhalde. Eskileri mi kullanıyorlar? Yanlış bilgi vermeyeyim. Mesela çok otantik, böyle çok özel üretimleri yapabilecek bölümlerin olması lazım. İşte tematik de biraz önce Durmuş Hocam söyledi herhalde onu. Bir iki hocam da benzer şey söyledi. Bakın bunları yapmamız lazım. Yani dünyaya biz Herekalısını hediye ettiğimizde insanların gözleri parlıyor. Çok kendine özgü bir şey değil mi yani, bir ne diyelim, bir ürünümüz yani, değerimiz diyelim. Halı yani, Türkiye demek halı demek. Yabancıların şeyi odur yani. Türkiye demek halı demektir, Türkiye demektir. Türkiye demek ya da işte Osmanlı demek otoman koltuk puf demektir filan. Böyle özellik ya, bunları üretelim işte, bunları üzerinden şey yapalım. Hakeza mesela Gaziantep dünya halısının %60'a yakınını üreten bir şehrimiz. Halıcılık bölümü yok ama. Yani o da ilginç.
Yani o da şey. Ama neyse, en azından şimdi gastronomi bölümleri var her yerde. Bu gastronomi tabii dünyaca da çok şey yapılan, izlenen, beğenilen, takip edilen bölümler. Böyle bölümleri artık ihtiyaca binaen açtığımız bölümler var tabii, ama daha sofistike alanlarda şey yapabiliriz, bölümler açabiliriz. Hocam bilmiyorum ne kadar şey oldu ama orada bir güven tesisi var. Bir de dediğim gibi o staj programları, çalışmalar, projeler, öğrenciye verilen projeler çok etkili. Hocam çok teşekkür ederim. Sanırım iyi bir kaynak yönetim sistemi uygulanıyor her şeyiyle. Evet. Hem katılımcı, hem işveren, hem katılımcı, evet, oradaki kaynakları yöneten bir sistematiği var, stratejisi var. Şu anda çok daha iyi oturdu kafamda. Teşekkür ederim hocam. Mürşide Hanım selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyor. Ben teşekkür ediyorum. Durmuş hocam herhalde kapanış konuşmasını hocam, siz yapacaksınız. Teşekkür ederim. Ben bütün hocalarıma bu saate kadar kaldıkları için gerçekten tek tek teşekkür ediyorum. Sordukları sorular gerçekten çok kıymetli. Orkun hocamın ifade ettiği o yönetmelikte yer alan madde hakikaten hepimizin üzerinde titizlikle düşünmesi ve o konuda bir açıklama yapılmasına ihtiyacımız var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hocam ben de teşekkür ederim. Başta size, katılımcı hocalarımıza. Yalnız her iki de hocam, Dolmabahçe Sarayı hala dokutuyor az da olsa ve tarihi eserleri de onu artıyor. O kadar biliyorum. Orada bir arkadaşım var ondan dolayı. Hocam ben son olarak bir hatırlatma yapacağım, başlangıçta yaptığım. Şimdi önümüzdeki hafta 7'sinde, yani 7 Haziran'da Tarsus Üniversitesi Rektörümüz Orhan Aydın doktora eğitimi üzerine konuşacak. Nedir o şey ki bir çalışmayı doktora yapar? Doktoranın tarihi, nerelerde başlamış, hangi ülkelerin coğrafyası anlamı üzerinde bir konuşma yapacak Tarsus Üniversitesi Rektörü Orhan Bey. İkincisi, yine haftaya cumartesi günü Alim Ağırlı, üniversite anlayışında tarihsel değişmeler diye konuşma yapacak. Onu da hatırlatmak istiyorum. Bundan sonra konuşmalarımız saat 21'de olacak. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Edibe Hocam. Çok ilginç konuşmanızdı. Tam üniversitenin ortasından bir konuşmaydı. Sağ olun. Katılımcı arkadaşlar da bu toplantıya vücut verdiler, katkı yaptılar. Ne güzel oldu hocam. Eğer bu konuşmalarla biz bir üniversitenin sonuna kadar geliştirebilir bir ortak bir üniversite arasında kurunca anlamda paradigma oluşturabilirsek, ama çok konuşup çok tartışarak, belki bu en büyük şeyimiz, bu kazancımız bu olacak.